yok şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Şimdi bu alışverişleri yapmamızı, alışverişte ne alacağımızı bize sağlayan en önemli etkenlerden biri de tabii ki reklamlar. Şimdi bir reklam şirketinin toplantısına gidiyoruz. Bu senede tuhaf, dikkatimizi çeken kampanyalar oldu. Bakalım bu reklam şirketinin toplantısı nasıl geçecek? İzleyelim hemen. Buyurun. Vallahi Hayati Hocam bak, reklam şirketi olarak gerçekten Cumhuriyetimizin 100. yılı reklam filmimizi sizin gibi böyle idealist, ödüllü, bağımsız film yönetmeniyle çalışacağımız için yani inanılmaz heyecanlıyız. Çok teşekkür ederim Paşa Bey. Tabii aslında biliyorsunuz ben öyle reklam sektörüne pek girmeyi düşünen bir yönetmen değilim ama 100. yılımızın izinde Cumhuriyet reklamlarını yapma fikri beni çok heyecanlandırdı. Aynen, markalar da çok heyecanlı. 100. yıla inanılmaz önemsiyorlar. Yani Cumhuriyet'in 100. diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Yani çok heyecanlılar. Çok büyük bütçeleri var. İnanılmaz bütçelerle geliyorlar. Çok güzel iş olacak. Şahane olacak hocam. Umarım efendim, umarım. Tabii yani 100. yıl deyince ister istemez insanın gözü doluyor. Cumhuriyet deyince kimleri görüyorum biliyor musunuz? Kimleri görüyorum efendim? Aman aman. Efendim, hemen tanıştırayım be. Ülkemizin en büyük firmalarının marka temsilcileri efendim. Jale Hanım, İbrahim Bey, Sadık Bey. Efendim, Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinden konu alan Direnişin Ayak Sesleri filmini Venedik'e gidip ödülümüzü alıp gelen ödüllü yönetmenimiz Hayati Hocamız. Çok memnun olduk hocam. Memnun olduk. Üstad, gerçekten tebrik ediyoruz sizi. Yani Cumhuriyet döneminde geçen filminizi gururla, hayranlıkla izledik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teveccühünüz. Oturalım. Buyurun o zaman. Kampanya önerilerimizle başlayalım efendim. Sonrasında da şey yaparız. Senaryo fikirlerimize geçeriz. Evet. Şöyle güzel bir beyin fırtınası yapalım. İbrahim Bey bana bakıyorsunuz. Bir başlayalım. Olur olur. İzin varsa arkadaşlar. Tabii, buyurun İbrahim Bey. Evet. Üstad şimdi şöyle biz perakende gıdadan kozmetiğe, elektronikten beyaz eşyaya birçok ürünü bünyesinde barındıran bir aileyiz. Bu doğrultuda Cumhuriyet'in 100. yılını sahiplenmek istiyoruz. Sahiplenmek istiyoruz derken ben... Yani bu şekilde şey diyor yani marka olarak bunun üzerine reklam yapmak istiyoruz manasında. Evet anladım. Evet, buyurun. Değerli üstadım şöyle biz süpermarket zincirimiz olarak Cumhuriyet'in 100. yılını sahipleniyoruz. Ve 100. yıl şerefine kavunun kilosunda %50 indirim yapalım diyoruz. Kavun mu? Cumhuriyetimizin 100. yılıyla kavunun ne ilgisi var efendim? Çok doğru. Gerçekten haklısınız. Evet. Karpuzda indirim yapmak daha doğru olur değil mi? Daha bu. İşte bu. Tamam. Evet, karpuz. Cumhuriyetimizin 100. yılında... yani biz şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında manav mı açacağız? Ben anlamadım. Ayo, beyin fırtınası yapıyoruz diye önermiştim ama... Aynı sayfada değiliz galiba. Okey, sorun yok. Düşünelim. Düşünelim. Cepte. Süper. Ya bayılıyorum ya. Şöyle fikirler havalarda uçuşuyor. Beyin fırtınaları yapıyor. Bu toplantılara bayılıyorum yani. Sadık Bey, siz de dinleyelim. Efendim, biz marka olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını çok önemsiyoruz. Evet. Ve yine marka olarak meclisimizi sahiplenmek istiyoruz.
Şöyle bir fikrimiz var. Bildiğiniz gibi meclis ilk kurulduğunda halkın içinden çıkan bir takım öncü isimler vardı. Evet. Şimdi yine günümüzde de halkın içinden çıkan bir takım öncü isimler, YouTuber'lar. acaba diyorum bir meclis kursak ve ülkeyi bir günlüğüne YouTube fenomenlerimiz yönetse nasıl bir şey çıkar acaba ortaya? Mükemmel TBFM. Türkiye Büyük Fenomenler Meclisi. Bravo. Vallahi hemen bütçelendirelim bunu. Çalışın çok güzel. Peki bu YouTuber'lar mecliste ne yapacak? Yani Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş challenge mı yapacak? Ne yapacak? Aa evet, bu bir fikir mesela. Ya bu bir fikir değil. Yapmayın. Biraz daha makul fikirler üzerinden mi konuşsak acaba? Pek angaje olamadık galiba, okey. Yani olamadık, angaje olacağız canım, olur mu öyle şey? Angaje olacağız, fikirleri böyle havalarda uçuşacak, yağ gibi akacak. Angaje de olacağız, kanalize de olacağız. Hiç sorun yok. Cale Hanım böyle gözleriniz ışıl ışıl, vallahi çok güzel fikirler geliyor, evet. Gibi geliyor. İnanır mısınız? Geliyor. Şimdi şöyle efendim, bizim yeni çok kullanışlı bir fırınımız çıktı piyasaya. Fırın şu anda yok satıyor, bizim yeni bebeğimiz diyebilirim size. Biz fırın markası olarak cumhuriyeti ve demokrasiyi sahipleniyoruz. Ya herkes bir şey sahipleniyor burada da. Şimdi hanımefendi, fırın başka bir şey. Cumhuriyet, demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi bambaşka bir şey. Bizim fırın da kendi kendini temizliyor. Belki oradan yola çıkarak şöyle cumhuriyeti fırının kenarına iliştiririz diye düşündük. Nasıl? Yani fırının yanında cumhuriyeti eşantiyon mu veriyoruz, ne yapıyoruz? Yok yok, siz tamamıyla yanlış anladınız. Şöyle söyleyeyim size. Ben tamamen bir brainstorming yapmak istedim. Beyin fırtınası. Brainstorming. Doğru. Düşünce ya. Çok güzel. Katılıyorum ben. Çok güzel. Bu da bütçelendirilebilir. Sadık Bey, yarım kaldı sizin. Biraz buyurun. Efendim, bildiğiniz gibi bizim Kafein Sarayı adında çok önemli bir kahve dükkanı zincirimiz var. Biz Kafein Sarayı markası olarak Kuvayi Milli ruhunu sahiplenmek istedik. Milli mücadele dönemini de Kafein Sarayı müşterilerimizin ortak buluşma noktası olarak görüyoruz. Hmm. Yani kahve müşterileri, milli mücadele dönemi, ha, buluşma noktası. Aynen. Ne yapacak yani halk? Kurtuluş Savaşı'nda cepheye White Chocolate Mocha mı götürecek? Ne evet, yine angaje olamadık galiba. Yani, angaje olamamamız yani olamayacağız anlamına gelmez. Angaje olacağız bir şekilde efendim. Fikirler sırayla şey yapıyor. Cale Hanım da yarım kaldıydı sanki. Ya şöyle, aklımda şöyle bir fikir var. Şimdi bizlerin oldukça ünlü bir internet satış platformumuz var. Efendim biz bu platform olarak Cumhuriyet'in kazanımları kapsamında saltanatın kaldırılmasını destekliyoruz. Ve saltanatın kaldırılması şerefine sepette kargo ücretini kaldırıyoruz. Nasıl? Bravo. Bravo, tebrik ediyorum. Hatta afişe bir tane de haltacı koyalım. İkisini birden kaldır. Çok iyi fikir, ben not alıyorum. Oldu bu iş ya. Ya herhalde yani. Adam, ödüllü yönetmen ya. Mükemmel fikir yani. Bütçelendirelim bunu, kesin bütçelendirelim. Dijitalde patlar bu. Öyle mi? Tabii. Vallahi dijitali bilmiyorum ama biz bunu çekersek başka bir yerimizde patlar. Paşa Bey, yani saygı duyuyoruz okey, ödüllü yönetmen falan ama yani biz ne fikir üretirsek, ne fikir sunarsak sunalım bize laf sokuluyor. Yani sorun değil. Biz bu kampanyaları başka bir ajansla da yapabiliriz. Aa, efendim, efendim, efendim. Yani, lütfen efendim, sakın olur mu yani, öyle şey? Efendim, yani, olur mu öyle şey? Yeni yeni alışıyoruz. Ya lütfen, çatışarak oluyor fikirler mikirler. Neden oluyor biliyorsun. Tamam. Bademden biraz yer miyiz? Güzel. Badem yer miyiz? Bir refresh olalım, içimiz peki, refresh olsun. Peki, biz rahatlayalım, daha yeni tanıştık. Hocam, gelir misiniz bir saniye? Peki. Lütfen, istediğiniz yiyip çevirirsiniz oradan. Hocam ne yapıyorsunuz? Ya biraz toleranslı ol yani. Adamlar deli gibi bütçene geldi diyorum sana. Ya Paşa Bey, görmüyor musunuz? Saçma sapan önerilerle geliyorlar. Hayır, utanmasalar Lozan görüşmelerinde İsmet İnönü gofret yesin falan diyecekler canım. Ya hocam takılma bunlara. Bak tarihe geçecek çok büyük bütçeli reklamların sen çekeceksin yani. Senin reklamın olacak. Azıcık alttan al ya. Ya tamam, tamam. Yalnız siz de başkan olarak biraz topa girin canım yani. Hoş bende hadi. Hoş bende. Efendim, afiyetler olsun. Yedik mi bademleri? Bunga. Efendim, biz hocamla sizin bu kampanya fikirlerinize bayıldık. Hocam bayılmış ya. Yani. Ölmüş, bitmiş. Bir de diyor ki senaryo fikirlerini de bir öğrenelim. Ben de buradayken Cumhuriyet'in 100. yılının senaryo fikirlerini bir öğrenelim diyor yani. Tabii ki. Bunun için buradayız. Hemen. Tabii. Seve seve. Şöyle, şöyle bir şey düşünün. İçeride bu fikir çok beğenildi Paşa Bey. CEO'muz da bayıldı. Maşallah. Şöyle düşünün, şöyle bir şey. Bir araba reklamı. Evet. Şoförümüz var.
araba kullanıyor ama şoförümüz bir kadın. Bir kere kadın şoför kullanarak baştan kalıpları yıkıyoruz. Çünkü biz firma olarak kadınlara da sahipleniyoruz. Kadın şoförümüz arabasını kullanıyor ve bizim benzin şirketimize doğru benzin almak için gidiyor, yanaşıyor. Pompacımız geliyor, hanımefendiye soruyor. Hanımefendi, ne kadarlık olsun diye. Kadın şöyle bir pompacıya bakıyor ve diyor ki, fulle yolumuz uzun. Bunun üzerine kadın ve pompacı birbirine sarılarak ufka doğru bakıyorlar. Ve üzerine pek şat, benzinimiz var, depomuz dolu. İyi ki Cumhuriyet var. Arkada dalgalanan Türk bayrağı. Aşk olsun, İbrahim Bey, aşk olsun. Yani duygu seyirinde boğuldun şu an ya. Çok güzel olmuş ya. Kesinlikle bütçelendirmemiz lazım. Mükemmel bir fikir yani. Sağ ol, sağ ol. Ulan! beyefendi. Ya siz o ofislerde ne yaşıyorsunuz arkadaşım? Benzininizi de Cumhuriyet'i kullanmadan satıverin ya. Sakin. Ne demek hocam? İbrahim Bey, siz biraz dinlenin, ara verin. Jale Hanım'ın da... Bakışından belli çok güzel bir senaryo fikri var. Pekala. Şöyle ki hocam. Bu konuyla ilgili şöyle bir senaryo fikri düşündüm. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındayız. Halk perişan durumda. Açlık, sefalet kol geziyor. Elbette ki dükkanlar kapalı. Shopping imkanı yok. AVM'ler kepenk indirmiş durumda. Ve tam bu anda bizim online sipariş uygulamamız geliyor. Halk şaşkın. Halk diyor ki wow bu ne diyor halk. Ve o anda birden dış ses geliyor. Eve sipariş verebilirsiniz. Derken Cumhuriyet döneminden perperişan bir amca görüyoruz. Eve sipariş vermiş, kuryesi kumpir getiriyor. Of. Ve tam bu anda amca kumpirciyi görüyor ve diyor ki... Wow, eve sipariş ha. 100 yıllık akıl, pek şat. 100 yıllık akıl evinize getiriyoruz derken... amcayla kuryeci sarılıyorlar. Amca şangır şangır ağlamaya başlıyor. O anda gökyüzüne kamera yükseliyor, Türk bayrağı dalgalanıyor. İyi ki varsın Cumhuriyet. Nasıl? Ya çok iyi. Yani Jale Hanım, bakar mısın elime? Zangır zangır titriyorum ya. Gerçekten ağlayacağım. Ağlarsam toplantı biter diye ağlamıyorum şu an yani. Mükemmel bir, mükemmel bir fikir. Hocam harika bir fikir değil mi? Lan değil! Hocam! Değil! Allah Allah! Ya milli mücadele döneminde perişan amca eve kumpir söylüyor. Olur mu böyle bir şey? Hocam oraya takılmayalım. Lahmacun da olabilir. Değiştiririz onları ama siz bir şey beğenmiyorsunuz. Ben anlayamadım nereden angaj olamadığımızı. Evet yani sabahtan beri 100. yılla ilgili fikirlerimizi sunuyoruz. Bize demediğinizi bırakmadınız burada. Biz de boş değiliz abi. Okey yani biz de bir şeyler biliyoruz yani. Biz daha önce birçok milli bayramda birçok reklam ve kampanya yaptık. Hepsi de çok ses getirdi. Evet mesela 23 Nisan'da meclisimizin açılışı şerefine YouTuber'larla kutu açılışı yapmıştık. Hatta bizler 30 Ağustos'ta çiğ köfteye büyük taarruz kampanyası yaptık. Biz de 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışımızın şerefine ikinci Samsun pidesi 19 lira 19 kuruş kampanyası yaptık. Gelin bir sürü gidelim. Vay arkadaş be. Ya. Bütün milli bayramlara tezgah açmışlar ha. Ya eskiden ne güzeldi öyle firmalar bu özel günlerde Cumhuriyet'in değerlerinden konuşurlardı. Ve kurum olarak hep onun yanında olduklarından bahsederlerdi. Şimdi siz bu Cumhuriyet üzerinden kumpir satıyorsunuz, fırın satıyorsunuz ya. O zaman başka ajansa gidelim biz. Evet, olmayacak. Rica ederim Güzel Bey, Sadık Bey bir saniye tek bir şey söyleyeceğim. Efendim bakın böyle güzel şeyler birliktelikte çatışmalardan sonra, fikir çatışmalarından sonra olur. Lütfen. Ben biliyorum. Çok fındık yedik, fıstık yedik. Gaz olsun. Efendim. Hayır. Pekala oturalım, pekala. Efendim, lütfen pekala. Oturun. Pekala. Oturun. Bunlar da aşmamışlar. Hemen. Vay, nereye kadar attım görüyor musunuz efendim? Nerem. Sizinki patlamadı. O zaman Sadık abi. Hocam şişmesin de yani. Oh. Allah çok güzel. Süper. Peki, hadi. Şov devam ediyor. Hadi bakalım. Buyurun. Müsaadenizle. Yiyebilirsiniz. Kurabiyeler falan. Hocam ne yapıyorsun ya? Adamların bütçesi dev gibi diyorum. Kaçacak adamlar senin yüzünden. Ne yapıyorsun? Ya Paşa Bey, ben böyle filmler çekemem. Benim bir onurum var, bir gururum var. Hocam ne onuru ne gururu ya? Sen çekmesin, başka yönetmen çekecek yani. Çek şunu ya. Sayın Ajans Başkanım. Ah, Ozan. Bunun için hazırız efendim. Evet. Efendim Ozan, sizin bu muhteşem fikirlerinizin yanı sıra bizim de ufak tefek bir katkımız olsun diyerekten... ...kendi çalışmalarımızın sunumunu yapacak. Ozancığım sahne senin.
Efendim, öncelikle merhabalar herkese. Fikirlerimizi size daha iyi aktarabilmek için oyuncularımızla birlikte sizlere ufak bir canlandırma hazırlayacağız. Okay. İsterseniz birazdan sahnelenecek Cumhuriyet döneminde bir öğretmenimizin hikayesi. Hmm. Mustafa Bey, Feride Hanım. Gerçek oyuncular vardı, hepsi gerçek oyuncular. Öyle mi? Tabii. Merhaba. Müsaadenizle o zaman. Hazır mıyız? Hazırız efendim. O zaman oyun. Öğrencilik bitti, mezun olduk, diplomamızı aldık. Şimdi sıra memlekete, vatana hizmet etmekte. Gözün aydın, çok emek verdin. Yolun açık olsun benim. Lakin Ankara'dan bir telgraf geldi. Taşla'da köy okullarında görev yapmak yerine Ankara'da da görev yapabileceğim yazıyor telgrafta. Gidecek misin peki? Fevkalade kararsızım. Taşla'da köy okuldaki çocuklara emek verip vatana buradan hizmet etmek mi yoksa Ankara'ya gidip rahata ermek mi? Fevkalade kararsızım. Evet, yani güzel. Bence duygu iyi. Bu duygu geçti bana. Demek taşra ile şehir arasında kaldın, öyle mi? Evet, kararsızım. Fevkalade arada kaldım. Demek ikisi arasında kaldın, ha? Aha. O da ikisi arasında kaldı. İki çikolata arasındaki muhteşem karamel. Hem de çok lezzetli. Cingo. Ala. Cingo, Cumhuriyetimizin 100. yaşına özel fiyatıyla sadece 10 TL. Cingo. 100 lira lezzet. Vay. Bravo. Mustafa Bey, hayranınızız. Bravo. Feride Hanım, bravo. Çikolata kim alıyor? Sanattan neler alıyor? Çikolata kim alıyor? Allah bilirsin. Kolay gelsin. Mustafa, bravo. Çok iyi. Haluk abi de bunun üzerine sesi bindirdi mi, tadından gelmez artık. Paşa Bey, harika bir Cumhuriyet filmi olmuş. Çok güzel, harika bir reklam olmuş. Hayat Hocam, nereye gidiyorsunuz? Aşk olsun ya. Efendim, Cumhuriyet diyorduk, Cumhuriyet'in değerleri diyorduk. Evet, sizin için Cumhuriyet'in değerleri önemli değil. Anladığım kadarıyla sizin için daha önemli olan şey sizin değeriniz. Hadi bana eyvallah. Hangi yönetmenleri seversin? Bantam Tarantula'yı severim. Altıra ait dişi yok. Küpe var, güç küpesi. Sağır oğlan diye bir adamın elinde. O manzara kim bilirse? Korku komedi yazan Adada Frizbi var, onu severim. Dinmer zaman söylediğim bir laf vardı. Ya göründüğü gibi göster kendini ya da gösterdiğin gibi ol bir şekilde. Bütün masalları bilirim yani. Yamuk Prens'te, Yedi Develer var, Kırmızı Kaşıklı Kız var. Aklımdakileri kağıda dökmeden rahat edemiyorum. Hani derler ya, söz uçar, yazı konar. Rendeledim, domatesleri birbirinin içine döktüm. İki tane de yumurta kırdım. Adını ne koydun? Hemen. Yerli Türklerden de Osman Yamuk çok seviyorum. Orhan Pamuk. Hiç duymadım. Kocaman rüzgar gülleri yapar. Temiz ve yenilebilir enerji üretir. Yani bu enerji savaşları ve töresel ısınma bitecek. İyi akşamlar hacı, nasılsın? İyi, çok önemli bir konuya değineceğiz. Haydi görem. Evet, senin de engin bilgilerin bu konuda bize faydalı olacak. İlla ki. Enteresan bir totemi, ne bileyim bir uğuru, bir fobisi, böyle enteresan bir huyu olan var mı? Bak şurada biri var. İsim ne? Eren. Eren. Ben bir gün evdeydim, ders çalışıyordum abi. TRT çalışıyorum dayı. Sonra... Bir dakika, özür dilerim Azizciğim. Oğlum emin misin ders çalıştığına? Yani... Kod olarak öyle diyor. Tamam, ders çalışıyordu. Ne yapacak? Oğlum ergen bunlar. Evet, devam et. Ders çalışıyordun. Ya bizim kedi var. O böyle böceklerle falan oynamayı çok seviyor. Ya almış ağzına bir tane böcek getirdi, benim kitabın üstüne koydu. Benim ödüm koptu ama böyle kocamanmış abi. Böcek konuşuyor muydu? Siz nerede yaşıyorsunuz evde? Böceklerle oynuyor kedi ya falan. Ya aslında apartmanda yaşıyoruz ama ben anlamadım. Bir sürü böcek var. Evet, peki getirdiği böcek nasıl bir şeydi ya? Ya çekirgeydi ama böyle çekirge gibi değildi. Ha. Evet. Yani baksanız tipine deseniz bu çekirge değil yani ama çekirge. Gördün, korktun sonra? Korktum, zıpladım yerimden. Ha. Dedim bu nasıl böcek? Evet. O ne dedi? Sonra,
sonra kediyle beraber arka odaya koşmaya başladık biz. Kedi de geliyor seninle. Tabii kedinin daha çok ödü korktu. Ben korktuğumdan dolayı. Bunun bir finali var mı? Ne oldu sonuç olarak? Ya bu fobinle ilgili ne yapıyorsun? Yani artık kediyle beraber kalıyoruz yani. Erenciğim bu sıradan sıkıcı yaşamını bize de aktardığın için bak herkes çok mutlu oldu. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Görüşürüz. Var mı başka fobisi olan, bir totemi olan? Var bak, şurada bir hanımefendi var yukarıda. Merhaba, ben Buse. Buse. Evet. Buse'nin selamlar. Merhaba. Merhaba canım. Benim şöyle bir totemim vardı. Bir şey kaybettiğim zaman böyle tekerleme mani tarzı bir şey var. Belki bilen bilir. Etemde de gömleği ketende de ben şunu kaybettim. Bulursam sana 3 göbek atacağım diyorsunuz. O sırada da işte kapıya 3 tane çoraba düğüm atıyorsunuz. Evet. O şekilde. Ben bir gün bunu yaptım. Sonra buldum o eşyamı da. Sonra arkadaşlarım dediler ki bak dediler göbek atmayı unutma. Abi. Ben göbek atmadım. Dedim ki ne olacak dedim. Atmadım göbeği de. Sonra gece 2-3 sularında benim odamın yanında lavabo var. Lavabonun kapı kolundan sürekli bir ses geliyor. Ama nasıl bir ses? Yani uyuyamıyorum, odamdan çıkamıyorum. Öyle bir ses. Ama bunu aylar boyunca devam etti ve asla etemde de benim aklıma gelmiyor bile yani. Gelmiyor, abi. Unutmuşum ben onu. Sonra bir gün aklıma geldi, dedim ki ben neden Ethem dedeyi unuttum? Belki odur. Ethem dedenin de yani aylarca aklına gelmiyor tuvaletten kızın odasına geçeyim diye. Evet. Evet. Al, ben şimdi üstüme çektim, dur bakalım. Sonrasında ben kapının arkasına geçip 3 göbek attım. O günden beri de ben bir dal sesi duymadım. Ha. Nasıl göbek attın? Böyle. Teşekkür ediyorum. Evet. Rica ederim. Çok inandırdın bizi ya. Ama daha güzel attım orada. Müzik falan da vardı o yüzden. Tamam, müzik tabii ki. Müzik vardı? Evet. Tuvalette müzik açtım. Tuvalette de iyi çıkar ses. Yok odamda attım göbeği. Ha. O tuvaletten duymuştur. Evet. Peki çorabı aldınız mı orada? Aldım çorabı. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ ol Sarı. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Evet. Tamam, teşekkür edelim ya sana. Çok yoruldun. Daha da kalmak isterdim bu sıkı canlıları dinlemek için ama içeri gideyim de nefesleneyim. Tamam. Haydi görelim. Görüşürüz. Şimdi bizim bir abimiz var. İnsanların böyle batıl inançlarını biraz da kullanarak kendine bir meslek, bir danışmanlık gibi bir şey kurmuş. Öyle bir hayat kurmuş. Bakalım neler yaşıyor izleyip görelim efendim. Buyursunlar. Genç şarkıcı yeni sahne şovuyla adeta yürek oplattı. İnanılmaz figürler sadece 3 dakika sonra. Neler var ya, neler var ya. Şuraya baksana. Ulan tam dans şov başlayacak ya. Kim bu şimdi? Mesut Hocam. Evet, buyur evladım. Mesut Hocam, halamgil tavsiye etti de seni. Kedimle ben karanlıktan bir de çekirgelerden çok korkuyorum. Girebilir mi? Girmene gerek yok oğlum. Yüklenme, ağırsın yavrum. Bakıyorum, sende cin var. Korkunun sebebi tamamen cin ama sıkıntı değil. Onu hemen çözeriz. Oturmam gerekiyor mu? Hiç gerek yok oğlum. Oğlum ulan dur! Beni mi ağrıttın? Namussuz. Dur. Hiç gerek yok. Ben bu cini ayakta çıkartıyorum. Ayakta? Karanlık, ül, kasvet cinleri ayakta çıkartılır. Sen şimdi dön şöyle. Ne yapacaksın? Dön. Kapat gözlerini. Sakin ol. Sakin. Tamam mı? Tamam. Hiç telaş etme. Evet. Şimdi ense kökünden bir serinleme hissedeceksin. Vallahi bir titreme geldi hocam. Evet, şimdi terk eyle vücudu, terk eyle. Emrediyorum, çık. Çık. Çık.
Git ta, çık. Çık Türk hele, çık. Ha, çık. Tamam. Çıktığı gittiler. 500 lira. Vallahi bir rahatlama da geldi hocam. Gelir. Bir rahatlama gelir. Şimdi sen hemen eve git. Eve git. Şöyle uzan, cinin çıktığı yere başka cin girmesin. Yarın orası da kapanır evelallah. Tamam. O zaman ben gideyim, Ethem dedeyle 3 göbek atayım. Ama ve lakin sen yine de bir kafa doktoruna görün. Haydi. Bu ne ya? Hasta profil de değişti artık. İnşallah kaçırmadım ya dans şovu. Vallahi kaçırmadım. Kim ya yine bu? Ulan İsmail! Mesut kardeşim nasılsın? Kardeşim, Kunduz İsmail'im. Hoş geldin. Kardeşim nereden benim buldun beni? Geç ulan. Geç oğlum gel, geçen gün amcamın oğlundan cin çıkarmışsın. Resmini gösterdiler. Dedim bu bizim kalpazan Mesut. Sektör değiştirmişsin oğlum. Hayırlı olsuna geldin. Ne oldu? Sağ bu olasın. Sektöre mi geçtin kalpazan? Ya sorma ya. Bizim mahalledeki eski cinci hoca 3 sene önce tutuklandı. Hmm. Şimdi bu kadar insan parayı kime kaptıracak dedim. En iyisi dedim yabancıya gitmesin para, bana kaptırsın. Ulan Kubil haklısın. Sonuçta sizi denetleyen bir cinci hoca odası da yok tabii. Kardeşime nasıl yardımcı olayım? Kardeşim şöyle, ben benim oğlanı sana çırak olarak getirdim. Çırağın olsun istiyorum. Çırak. Hmm. Cinci hocaya çırak. Sonuçta bu da meslek kardeşim. Çocuğun eli bir ekmek tutsun yani. Ne mesleği oğlum ya? Ben kafamdan bir şeyler uyduruyorum, duruyorum. Hayret bir şey ya. Geçen gün bir tane adam geldi. Karımı aldattım, bende büyü var dedi. Aynen dedim. Arabistan liginden bir takımın ilk 11'ini saydım, gönderdim. Geçen kendimi kaptırmışım. Duanın sonunda Cristiano Ronaldo dedim. Lan. Kimse fark etmedi. Lan. Yeri geliyor titriyorum böyle. Yeri geliyor bağırıyorum. Yeri geliyor muska yazıyorum. Ben de bu yani, ne mesleği? Tamam işte hocam. Ben de bunları öğrenmek istiyorum hocam. Lütfen bana bunları öğretin. Ben insanların iyi niyetlerinden faydalanmak, onları kandırıp paralarını almak istiyorum. Lan, bak hevesli çocuk ya. Sevdim bunu. Gel bakayım şuraya. Hocanın elini. Hayır, şimdi sınav dönemi biliyor musun? Düğünler de yaklaşıyor, çok müşteri olur. Yetiştireceğim ulan seni. Gel şöyle bakayım. Şimdi şöyle bir cin çıkarıyormuş gibi titre bakayım. Oğlum inme iniyormuş gibi değil. Cin çıkarıyormuş gibi. Oğlum evde titrediğin gibi titresene yavrum. Ha? Bak bu olur. Heh, bu güzel, tamam. Şimdi tut ellerimden. Çık, emrediyorum çık de. Çık, emrediyorum çık. Bu ne oğlum? Biraz gırtlaktan. Heh. Çık, emrediyorum çık. Heh. Çık, emrediyorum. Şimdi burnu al hafif sesi. Emrediyorum çık, emrediyorum çık. Maşallah hemen alıyor çocuk. Olur bundan. Aferin Bahadır. Yalnız Mesut, hı, bu ana haber bültenlerine çıkan haberler gibi böyle kadınların karnına filan dualar filan yok değil mi burada? Yok be oğlum. 3-5 tane çürük elma bizim mesleği de töhmet altında bırakıyor. Ben evliyim burada. Ha evlisin. Ha. Evlendin ha Kopil. Nerede tanıştın? Müşterimdi. Ha? Müşteri geldi. Burada sessiz oturun. Tamam. Gel. Hocam merhabalar. Merhaba, merhaba evladım. Hocam rahatsız ettiysem misafirleriniz var galiba. Ben sonra gelirim. Estağfurullah. Ne rahatsızlığı. Onlar birlikte çalıştığım zat-ı muhteremler. Sen hiç rahatsız olma. Geç oğlum, geç yavrum. Hürmetler efendim, hürmetler, hürmetler efendim. Otur. Hürmetler. Nedir yavrum şikayetin?
Hocam, şimdi malum önümüz sınav. Evet. Şimdi ben... Yani böyle derslerimin başına geçiyorum, kitabımı böyle açıyorum. Çalışamıyorum. Asla çalışamıyorum. Acaba diyorum bana cin girmiş olabilir mi? Olabilir mi mi? Kesin cin girmiş. Bakıyorum. Cin. Hadi kalk bakalım. Kalktım hocam. Bak. Bir. Aha. İki. Üç. Aa, şuradan bir tane giriyordu. Aman aman. Aman. Onu attım. Şükür. Dört. Evet hocam. Beş. Aman hocam. Altı. Yedi tane cin var sende. Hadi ya hocam. Evet. Ne yapacağız? Sen şimdi ellerini böyle bağla bakalım. Bağladım hocam. Tek ayak üstüne kalk. Kalktım hocam. Şimdi zıpla bakalım. Zıpladım. Zıpla. Ha. Zıpla. Ha. Ders çalışmama cini. Ha. Zıpla. Terk et bu bedeni. Ha. Terk et, çık. Ha. Öksür. Terk et, çık, öksür. 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 Çıktı, 750 lira. Çıktı mı hocam? Çıktı, gittiler. Ha. Hepsine selam var sana. Sağ olun hocam. Ben 750 lira ben böylece hazırlamıştım hocam. Tamam. Hocam yalnız bir şey soracağım. Bir daha girmez değil mi? Onu ben bilemem. Ben çıkarttım. Tekrardan gerçekleşirse ben buradayım. Girerse yeniden girer diyorsunuz. Evet. Tamam. O zaman hürmetler. Hürmetler efendim. Hayır. Hocam hürmetler. Hayır. Hürmetler efendim. Hürmetler. Hürmetler. Selametle. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Nereden aklına elleri niye çapraz yaptırdın? Ne bileyim ben. O an aklıma öyle bir şey geldi oğlum. İşte ha, diyorum sana limit senin hayal gücün. Anladın mı? Acıktınız mı ya bu arada? Ben biraz acıktım hocam. İsterseniz gideyim hemen bir şeyler yapayım. Hadi oğlum. Lan oğlum. Zinci Hoca yemeğe para mı verir lan? Ha? Aa bak yemek geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yavrum. Kocam ocağınıza düştük yardımcı olun lütfen. Cin çarpması mı? Yok. Kısmet bağlama. Kısmetini bağladılar evladım. Şu sıfata bakıyorum. Bu şeyin kısmeti bağlanmış. Gel bakalım yavrum. Gel şöyle. Otur. Otur. Bakıyorum. Kapat gözlerini. Evet. Bakıyorum. Sizin mahallede incir ağacı var mı? Yok hocam. Peki ilde var mı? İlde var hocam. Tamam. İncir yaprağıyla büyü yapmışlar kıza. Ne diyorsun ya? Evet. Şimdi hemen not al sen. Üç kişiyi doyurmanız gerekiyor. Üç. İki kişiyi doyurmanız gerekiyor. Tavuk üstü pilav. Pilav üstü tavuk. Tavuk altı. Evet. Yanına ayran verin. Yanına kola. Ayran ver. Hanım sen şöyle yap. Pilav üstü tavuk, bir ayran, bir kola. Yanına bir dur kızım. Yanına annesi yaz yavrum. Yanına hocam cin çarptı hocam durun. Yanına cin biberi. Yanına cin ve biberi. Cin biberi. Tamam. Bunları üç porsiyon getir eve götür. Üç porsiyon. Getiriyorsun hemen. Hemen. Kim getirecek hocam bunu? Siz getireceksiniz. Ha biz getireceğiz. Evet. Kim yiyecek hocam bunu? Fakir fukaraya biz dağıtacağız. Tamam hocam. Hemen getireceğim. Pilav al. Altı, pilavın üstü. Hadi. Cinveri, biberi. Şu poşeti de al. Kenan bak kahretsin senin elini. Kimden doğdun? Çok diye. Kötü tip. Çok. Babasına benzer. Allah yardım etsin size. Sağ olun hocam. Hadi bekliyorum. Vallahi Mesut, seni böyle çalışırken gördüm, çok mutlu oldum kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun yeni meslek. Eyvallah kardeşim. Vallahi gönlüm rahat. Hadi ben sizi usta çırak bırakayım, siz birlikte takılın. Hadi. Oğlum kalsaydın, bir sonraki müşteriden bir tatlı söylerdim yani. Ben sonra uğrarım size. Hadi bakalım. Bahadır hocam.
İyi çalışmalar. Sağ ol baba. Sağ ol Mesut. Hadi. İyi günler kardeşim. Eyvallah. Sağ ol. Hadi. Mesut'cum, okumuşluları ve muskaları getirdim. Ne güzeldi dükkan, tıkır tıkır çalışıyor ya. Helal olsun, helal. Yavrum, sen şu koltuğun arkasına onları koyuver. Ödeme nasıl olacak hocam? Oğlum, sana cin girmiş. Yapma hocam. Evet, istersen okunmuş su muska fiyatına çıkartırım. Tamam hocam. Ha, çıktı. Sağ ol hocam, teşekkür Hadi. Ederim. Çok teşekkürler, sağ ol. Hadi. Vay be. Hocam peki bu muskaların içine ne koyuyorsunuz? Sürpriz yumurtalar var ya. Evet. Onun içindeki etiketin Arapça yazan yerini kesiyorum. O iş artık sende. Başsın hocam. Peki hocam suları ne ara okuduk ya? Ne okuması lan? Normal suyu çıkartıyorum şöyle. 500'e okutuyorum işte. Eyvahlar olsun. Ne oldu hocam? Hanım mesaj attı. Çocuğu kreşten almayı unuttum. Doğru, bunu göndeririz şimdi. Vay hoca, vay hoca, vay hoca, vay hoca, vay hoca, vay. Hocam size hiç yakışmadı, hiç yakışmadı hocam. Neden? Dur, sakin ol. Yavrum. Otur, bir kendine gel. Ne oldu? Dediniz ki bizim çocuğun testleri kötüydü. Size getirdik, cin girmiş. İçine dediniz, çıkarttınız. E çocuğun hala testleri kötü. Hemen bakıyorum. Tekrardan girmiş. Deme, deme hocam. Deme onu, deme onu. Ya. Bu ne yapacağız cinin, şimdi? Bak dinle. Ha. Bu cinin adı bumerang cini. Bu böyle devri daim yapa 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 böyle gezer. Aba! Anladın mı? Döndü geldi bizim oğlana. Evet, bunun için spesifik bir uygulama lazım. Evet. Yani. Şimdi sen hemen boz yatağında sevimli tosbağlar diye bir kreş var. Evet. Tamam. Oraya gidiyorsun. Oraya gidiyorum. Yaman Efe diye bir çocuk var. Onu alıyorsun. Ben sana şimdi bir adres gönderiyorum. Gönder hocam. Bu adrese o çocuğu götür. Yaman Efe'yi alıp buraya götürüyorum. Heh. Ama sarışın olan değil, esmer. Sarışın olan değil. Esmer Yaman Efe'yi alıyorum, buraya götürüyorum Çabuk. Hocam. Hızlı Çabuk. Ol. Hızlı. Cin bir daha girerse çıkamaz. İşte böyle hocam. Evet. Allah korusun, ağzında yarasın. Hemen götürüyorum. Sende de cin olabilir. Allah koruyor. Yoruldum be oğlum. Ah. Bir sonraki müşteriye sen bakmak ister misin? Ben mi? Hocam hazır mıyım? Ulan ne hazırı dedik ya hayal gücü diye ya. Allah Allah. Kasma bu kadar kendini. Şşş. Sesini değiştirmeyi unutma. Ha, burundan. 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 Al şu hırkayı. Hayır, çok canım. Al şu hırkayı. Ay, hocam heyecanlandım ya. Gir. Ben buradayım oğlum. Cin. Çak, çak, çak. Değil mi? Çok böyle şeyler yapma. Aç. Merhaba. Hoş geldin, hoş geldin kızım. Ben Mesut Hoca'ya gelmiştim ama. Yavrum, ben buradayım. Biraz yoruldum. Nefesi benim kadar kuvvetli olan Bahadır Hoca sana bakacak. Tamam hocam. Geç böyle, buyur bancım. Geç. Şöyle otur. Tamam. Şikayetin neydi bancım? Benim şikayetim, kısmetim bağlanmış hocam. Ben evlenecek birini bulamıyorum. Nasıl ya? Yani nasıl yaparlar bunu sana bacım? Ne yapmışlar ki hocam? Büyü yapmışlar sana. Amaç merak etme. Ben o büyüyü şimdi şapadan aklıya çözeceğim, başından def edeceğim inşallah. Şimdi sen önce beni Instagram'dan bir ekliyorsun. Ondan sonra biz seninle bir yemek yiyoruz bir yerde. Bir şeyler içiyoruz, sinemaya gidiyoruz. Evladım! 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 Evladım, Bahadır Hoca biraz yorgun. Yanlış teşhis koymuş. Sende büyü yok, cin var. Kalk bakayım kızım. Ben hemen o cini şimdi alacağım oradan. Aldım kızım. 500 lira. Şimdi açıldı mı yani benim kısmetim hocam? Kısmetin, musmetin her yer açıldı. Emin ol.
Bir selfie çek, at bak ne oluyor. Tamam hocam. Gel bakalım. İyi günler hocam. Hadi selametle. Haydi bakalım. Hocam ne oluyor? Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum niye kıza yazıyorsun? Hocam siz böyle hayal gücünü kullanın deyince ben o kanaldan yürüdüm. Lan ben sana demedim mi haberlere çıkmak yok? He? Burası şerefli bir müessese lan. Özür dilerim hocam. Hocam. Bana da cin çarpmış olabilir mi? Kesin cin çarpmış. Hemen çıkartırız. Öyle mi? Dolandırıcılık şubeden Sadık Kantar. Tutuklusunuz Mesut Bey. Ben cin demedim. Can gelmiş yüzüne, can. Hocam hiç uzatmayalım isterseniz. Güzel güzel gidelim. Bahadır'ım gördüğün gibi bu işin de böyle cilveleri var işte. Sakalı çıkarsana. Sakal da takma mı hocam? Hı-hı. Alerji yapıyor biliyor musun? Çıkar çıkar. Çekeyim mi? Çek. Aa. Hadi görüşürüz. 3-4 ay sonra görüşürüz yine şey yaparız. Ha tamam usta. Usta mı? Gel buraya gel gel. Hayır ben. Gel 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 gel. Tamam ben... abi. Tamam hacı tamam baba der gibi. Cilvesi bu işte. Buyurun bakalım. Takip et beni. Güzel Hinrik tanımında kaç gün kalacaksınız? Mümkünse hiç. Hindistan diye hemen müzikten... Sen biliyor musun bu nüfus müdürlüğünün yerini? Şanti 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 guli guli. Madem biliyorsun niye uzun uzun türkü söylüyorsun? Tone de için bir dedek. Bu kadar kolay yani. Değilmiş ya. Yürüp bir verir misin abim? Şarkı söyleyip dans etmeyeceğim. Verme hocam ben abim. Kim takımı da maçın? Eyvah eyvah soygun var. Şimdi şimdi ne yapacağız? Adam dedi ya burada mı elleri kalıyor. 3 aylık ömrün 3 kalmış. Adam yıkıldı lan. 3 aylık ömrüm kalmış. Orada imdat etmeye bile varken dert mi ediyorsunuz? İyi nazar şimdi. Hem de ben olmadan ha. Kardeşiyle çok iyi anlaşan bir hanımefendi veya beyefendi var mı? Şurada bir hanımefendi var. Kaynanam değil de anne diyorum zaten. Bayağı iyiyiz. İş dönüşü yemeklerimi yapıyor. Yani hiçbir iş yapmıyorum. Evet. Bayağı rahatım yani. Gelin değil de tam kızıyım. Yemekleri, işleri yapınca siz de ona anne diyorsunuz. Ya evet, hiçbir şey kalmıyor bana yani. Çok sağ olsun. Peki yapmasaydı da iyi olur muydu? Olurduk. Adam? Yani bana karşı çok iyi. Hı. Gerçekten. Yani ne gibi mesela size karşı iyi? Yani çok bir nazik, hiç annemin eksikliğini hissetmiyorum yani. Annemi de seviyorum gerçi. Şimdi şey neler olmuş yapıyor mesela? İki tane annem nerede oldu yani. Anneniz nerede? Annem Hatay'da. Ha. Kaynanam burada. Aynı mahallede oturuyoruz zaten. Evet. İşte iş çıkışı yemeğimi alıyorum, eve geçiyorum. Geçmesem de paket yapıyor. Sağ olsun. Ha, paket servisi de var yani. Var var. Peki başka ne gibi iyilikleri var? Yemek yapma ve paket yapma dışında. Yani... Bana temizlikçi de gönderiyor. Çocuk var mı? Yok. Sizde yok? Yok. Onu da kayınvalideden bekliyorsunuz. Evet, olunca kaynanam bakacak. Peki sizin ona bir yardımınız dokunuyor mu? Bu sessizlikler çok tehlikeli abi. Hemen bir şey söylemek lazım. Ben de işte yani kızıyım. İki tane oğlu var, kızı yok. Heh. Ben de işte artık kızı oldum. Tebrik ediyordum az kalsın. Kutluklar diyor çünkü. Teşekkürler. Çok güzel bir aile yapısı kurmuşsunuz. Helal olsun. Evet, şimdi bizim ailemizde de böyle aile bireylerinin anlaşamadığı bir ortamda bakalım çocuklar, diğer aile bireyleri nasıl etkileniyormuş. Hemen skecimize geçiyoruz efendim, buyursunlar. Kapı. Evet, duydum. Kapı. Çiçek. Çiçek. Annemler geldi. Şişt, İbrahim. Neden bağırıyorsun? Çocuğu o sana anca yatırdım. Şimdi annenlerin geldiğini duyarsa o hayatta uyumaz. Daha uyumadan mı sonra hiç uyumaz. İstiyorsan 10-15 dakika sonra açalım. Yok ya, hayır aç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel gelinim. Ay gelin neymiş? Kızım
benim ya. Vallahi çok özlemişim. İyi ki geldik Isparta'dan. Ben de çok özlemişim vallahi anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Isparta'dan size lokum getirdik. Geç baba. Anne geç. Ya niye zahmet ettiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsın güzel kızım? Vallahi anneciğim işte iş, güç. Bir yandan işte Ozan'ın okuluydu, kurslarıydı falan. Koşturmaca aynı. Ay canım benim, Allah kolaylık versin. Nerede Ozan'ım, Ozan? Ay kaçırdın mı yoksa? Yetişemedik, uyudun mu? Yani daha uyumadı da şimdi okulda, kursta o çok yoruluyor. Şimdi sabah da erken kalkacak falan. Sizi görürse hayatta uyumaz. Yani gidin bakın diyeceğim ama sonra zor uyuyor. Yarın görürüz artık, ne yapalım. Siz yoldan geldiniz, ben hemen bir çay koyayım. Sağ ol canım benim. Nasılsınız babacığım? Nasılsın, iyi misin? Özleştik ya. Isparta nasıl? Güllü. Nasıl olacak lan Isparta? Soruya bak ya. Bu çocuk evlendikten sonra bir samimiyetsizleşti. 30 yıldır yaşadığı adama babacığım diyor. Babacığım ne lan? He? Sen kuş musun oğlum? Yok, uzundur görüşmüyoruz hani. Özlem duymak, hasret gidermek. Hadi geri bas. Epeydir şey yapmıyoruz. Görüntülü de açmıyorsa arıyorum. İbrahim. Anneciğim, sen nasılsın? Nasıl olayım canım benim? Torun hasretiyle yal kavrul, yal kavrul. Özle, özle, özle. Düş yollara, çık gel. Çocuğu göreme, nasıl mıyım? Üzgün ve yıkıkım oğlum. Bari kapının ucunda bir görseydim. Anne, Çiçek zaten çok zor uyutuyor. Uyandığı zaman da annesinin yanında istiyor sürekli. O yüzden yarın görürsün. Ne olur görseydim. Olmaz. Azıcık ucunda. Vallahi olmaz. Olur. Mümkün değil. Hadi be hacı, ne olur. Hadi be hacı, ne olur mu? Anne, ya yarın görürsün. Günler torbaya mı girdi? Boş ver, tamam uyusun. İyi. Yarın görürüz artık. Hah. Yarına sağ çıkarsak. Ne demek o ya? Tövbe tövbe. İyi tamam. Şöyle kapıyı arala. Kıyıdan. Işık ışık yakma, sessizce. Kapıyı arala öyle kapından. Ha. Babaannesinin gülü. Ya ben şimdi iki kere, üç kere kapıdan demedim mi? İlgilenmiyorum. Aç bakayım gömüşü. Vuuu, gömüşü aç. Vuuu. Anne vurra girme, vurra girme. Çayla birazdan. İbrahim, Ozan'ın kapısı niye açık? Ya. Anne, sen mi girdin odasına? Bu gir dedi. Sen bana... Aşkım o... Böyle yarın öyle bak. Ya şey, uzundur görmüyordu ya. Yani bir hasret giderse diye kapıdan görsün dedim ben yani. O şekilde oldu. Bak tamam. Kusura bakma güzel kızım. Ben bu gir deyince boş bulundum. Yoksa girer miyim ben hiç? Ben senin sözünden çıkarmayayım. Ne var canım? Yarın görürdük. Günler torbaya mı girdi değil mi ya? Hele ya, ay Allah ya. Ama bana bak, uyuyacak gibi duruyor şimdi. Ben uyumayacağım. Babaannemlerle oynayacağım. Uyumak istemiyorum. Dede! Yine bak. Evet, hadi bakalım Ozan'cığım. Sen dedenlerle falan hep yarın oynayacaksın. Tamam, hadi odaya. Hayır ama ya. Dede! Güle güle güle. Hadi. Hadi Ozan'cığım. Hadi abi. Yarın. Hadi. Anne, niye sattın beni? Ne satması oğlum? Kim satmış? Ne zaman bir şey demedim ben ya. Aa, Mesut bir şey dedim mi ben? İlgilenmiyorum. Bakın beni aile işleriyle karıştırmayın. Torun varsa severim, yoksa sevmem. Tavsiye isterseniz veririm, istemezseniz vermem. Tamiratlık bir iş varsa yaparım, yoksa televizyona bakarım. Tamiratlık iş var mı? Yok. İyi akşamlar. Hakikaten bir tuhafsınız ha. Acayipsiniz. Aşk olsun. Oğlum bir şey soracağım. Bu çocuk daha 7 yaşında. Acaba ne kursuna gidiyor? İşte hafta sonu yaratıcı drama ile jimnastik kursları var. Hafta içi de okuldan sonra bilim merkezinde kodlama kursuna gidiyor. Peki sizin bu çocuktan beklentiniz nedir yavrum? Altın madalya mı alsın olimpiyatlarda? Altın portakal mı alsın, Nobel ödülü mü alsın? Hayır, üçünü de alsın istiyorsanız... üçünden birini bile alamaz bu kişi, ben söyleyeyim. Ama anneciğim bak, Çiçek çok araştırıyor, çok önemsiyor böyle şeyleri. Üstelik bu yaştaki çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri için çok önemli bu kurslar ya. Siz her şeyin tabii en iyisini bilirsiniz oğlum ama...
Yani çocuğu geliştireceğim diye soğutmayın derim ben. Çünkü neden? Bu çocuk oyun çağında daha. Okula mı gidecek, kursa mı gidecek, oyun mu oynayacak değil mi? Oyun çağı bunun, yazık yani. Gene de siz bilirsiniz tabii oğlum, siz doğrusunu bilirsiniz. Merak etme anne, biz çok dikkat ediyoruz. Çiçek çok araştırıyor. Zaten yaşıtları hep gidiyor. Muş. Çiçek öyle dedi. Yazık vallahi, üzüldüm çocuğa. Bak, hemen uyuyorsun, birazdan kontrolü geleceğim, tamam mı? Zor ikna et. Ay canım, ay canım, ay canım. Ya Çiçek, biz küçük bir çocuğa çok mu yükleniyoruz sence bu kurslara murslara göndererek ha? Daha oyun çağında ya bu çocuk. Hani yaşını yaşaması lazım, ne dersin? Başa mı döndük İbrahim? Biz bunları konuştuk ya hayatım. Ozan'ın gelişimi için bu kurslar çok önemli dedik ya. Tabii. Onun yaşıtlarının hepsi kursa gidiyor şimdi. Hayırdır oğlum, neden bakıyorsun öyle? Ağaç yaşken eğilir. Yani gerçekten bazen saçmalıyorsun. Ben çaya bir bakayım. Ay canım, bir oturamadım ya, bir oturamadım ya. Ya beni sen doğurmadın mı kadın? Ben senin çocuğun değil miyim? Niye satıp duruyorsun beni? Demin demedin mi bu çocuk oyun çağında diye? Evet dedim. Ama ne de dedim? Doğrusunu siz bilirsiniz de dedim, değil mi? Zaten her şeyin en doğrusunu siz biliyorsunuz. Bize laf düşmez. Ha, laf düşmemiş halin bu mu? Hayır, çocukluktan kalma alışkanlık. Ne söylersen istemsizce yapıyorum bir de. Baba, ben çocukken de mi annem böyleydi hatırlamıyorum. Vallahi son 50 yıldır ben öz anama babama cümle kurduğumu bilmiyorum. Anam vuruyor, ben söylüyorum. Gerisinde düşünmüyorum, ilgilenmiyorum. İbrahim, ha? Sipariş vermiştim. Kapıya bakar mısın? Tamam. Aa, siz meyveyi sebzeyi internette mi söylüyorsunuz oğlum? Evet anne, evet. Böyle daha pratik oluyor. Aa, öyle mi? Haydi. Şimdi ne oldu? Sorma, karıştırma. Evet, evet baba. Doğru söylüyorsun. Sormuyorum. Tomatisin kilosu kaç para internette? Bilmem. Pazarda yarı fiyatına. Nereden biliyorsun? Ben internette kaç para olduğunu söylemedim bile. Ya demeyim, demeyim diyorum ama... Deme o zaman. Her şeyin en doğrusunu siz bilirsiniz ama... Ama ne, ama ne? Orada insan merak ediyor ama ne? Oğlum internetteki sebze meyveyle pazardaki bir mi ya? Yazık, paranıza yazık. Hem organik mi değil mi belli değil ama... Bir tek siz yemiyorsunuz ki, çocuk da yiyor. Yazık, yazık oğlum ya, pazardan alış ama tabii. Siz her şeyin en doğrusunu bilirsiniz. Sustum. Evet tamam, sus. Bu sefer işleyemeyeceksin beni. Çayın 5 dakikası daha var. Azıcık debi otursun. Tamam canım. Çiçek, haftaya pazara mı çıksan? Ya internetten aldıklarımız hem daha pahalı hem de organik mi değil mi belli değil. Yani aldığım pazarda daha tazesi var sebzenin, meyvenin. Hem paramıza da yazık. Hadi bizi geçtim. Çocukcağız yiyor bunları ya. Olur İbrahim. Ha? Sen tek başına çıkarsın pazara çünkü benim öyle bir vaktim yok. Tabii canım, bu kız hangi işin peşinden koşacak? Vakitten daha değerli bir şey mi var ya? Salak salak konuşuyorsun oğlum. Sen çık pazara. Yani gerçekten bugün sana ne oldu anlamıyorum. Bir ilginçsin. Bir Ozan'a bakayım ben. Ay geldik geleli bu kız poposunun üstüne oturamadı. Daha da diyor ki pazara çık. Sen benim annem değilsin. Sen bulunduğu ortamın rengine uyum sağlayan bir bukalemunsun. Nazlı, anam ne arıyor, ne diyeyim? Ay Mesut, dur şimdi, sonra ararız. Ay ana, dur şimdi, sonra ararız. Oh be, kafam rahat ya. Oğlum ben gelinimle konuşamam, ben eleştiremem. Sonra kötü kaynana olurum ya. Tamam haklısın, seni anlıyorum. Evet ilişkini iyi tutmaya çalışıyorsun ama bana da söyleme o zaman. Ama söylemek zorundayım. Saçma sapan işler yapıyorsunuz ya. Misal şimdi siz Ayvalık'ta bizim yazlıktan yazlık ev alacaksınız ya.
Ya biz kızla yüz yüze bakacağız orada 3 ay ya. Ben kötü kaynana olursam nasıl bakacağız biz yüz yüze? Ha anne ya, o iş yaş. Çiçek istemiyor orayı. Niyeymiş o? Çünkü şey diyor, herhangi bir aileye yazın 3 ay boyunca yakın olmak sorun çıkarabilir yani. Sizle ilgili değil yani, kendi ailesi de olsa. Öyle bir şey istemiyor. Ya aramızda bir mesafe olsun istiyor. Aa, bu kadar da fazla. Ben hem yazın hem kışın oğlumdan, torunumdan ayrı kalamam. Kendine gelsin. Gelinse gelinliğini bilsin. Tamam anne. O zaman sen gelinin gelince söylersin ona. Vallahi söylerim. Çiçek, bir bakar mısın canım? Geldim anneciğim. Buyur. Sen İbrahim'e annelerin yazdıklarını ev almayalım, yüz yüze bakarsak kötü oluruz mu demiştin canım? Ya anneciğim evet yani yanlış anlamazsanız ben yakın olursak ilişkimizin zarar görmesinden korkuyorum. Aa bu kadarı fazla. Ben artık senin alnından öperim. Çünkü o kadar doğru bir laf söylemişsin ki alnından öpülecek laf. Ne oldu ağzın düştü yerlere kadar? Çünkü neden biliyor musun? Aileler arasında mesafe şart. Doğru söylemişsin. Doğru düşünmüşsün. Anneciğim anlayışınız için çok teşekkür ederim. Ben İbrahim'e bir türlü anlatamadım bunu. Ama bu ne anlayacak ya? Mal bu, mal. Babasının o. O kadar üstüme alınmıyorum. Evet, mal değil mi? Mal, malım mı ben ya? Mal mıymışım ben ya? Allah Allah, evet ya. Ama demin bana böyle söylemiyordun. Ne söylüyordum acaba? Bilmem. Ama her ne hikmetse az önce Çiçek içerideyken yanlışlıkla telefonumun ses kaydını açmışım. Bütün söylediklerini de kaydetmişim. İstersen beraber dinleyelim. Dinlemeyelim istersen. Bence dinleyelim. Aa, bu kadarı fazla. Ben hem yazın hem kışın oğlumdan, torunumdan ayrı kalamam. Kendine gelsin. Gelinse gelinliğini bilsin. Aa, bunları ben mi demişim? Hiç hatırlamıyorum. Vallahi bende unutkanlık başladı. Ben hiç kafam pürü bak. O kim? Osman dayı sen misin? İlgilenmiyorum. Aşk olsun anne, ben hiç beklemezdim senden. Yok ben neden oldu? Bir bak kızım, bir haftalardır benim bu omurgamdan aşağı bir ağrı, bir sancı, bir sancı, bir sancı, bir sancı, bir sancı, bir uyuşma, bir şeyle. Ben vallahi acı böyle beynime vuruyor. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yapıyorsam o sıra. Ya anneciğim sen bunu niye daha önceden söylemiyorsun? Aa! Ya benim işim bu. Ha? Ben karyopraktik uzmanıyım. Ben senin işini hemen çözeceğim. Şimdi masamı alayım, geleyim. Karyoptik ne? Ya bu kas ve iskelet sistemiyle ilgili bir branş var ya. Hani böyle sedyeye uzanıyor, o uzman geliyor böyle boynunu, omzunu, belini, parmağını falan böyle kıtlatıyor, kıtlatıyor. Böyle tık oturtuyor, böyle rahatlatıyor. O işte karyopraktik. Deme. Ben bunu gözlükçü gibi bir şey sanıyordum. Oğlum benim hayatta en korktuğum şey ya. Kıtlatmak, kıtlatmak. Birisi bilmiyor mu oğlum? Parmağım yanında kıtlasa ben bayılacak gibi oluyorum. Ha bunu seviyor musun? Ay ama. Vallahi ölürüm oğlum ben. Anan gider hiçinden. Tamam o zaman gelince söylersin, yapmaz. Yok ben söyleyemem. Sen söyle, sen söyle çünkü niye biliyor musun? Alınır, gücenir, bana güvenmiyor musun der, sen söyle. Anneciğim sen ya, söyle. Ha vallahi. Söylerdim ama şimdi hatırladım, ben babamın oğluydum değil mi? O yüzden ilgilenmiyorum. Aferin, öğreniyorsun. Anne gel. Gel anneciğim, ben senin işini şimdi 5 dakikada çözeceğim. Yok yok, çözme, çözme ya. Annene nasıl? Neden? Anneciğim şuraya gelir misin? Ha. Yok geçti çünkü ya. Gerçekten ben çok iyiyim ya. Sen bana güven. Hemen bak. Hemencecik çözeceğim işini. Gel şuraya otur, bir uzan. Seni uzanayım o zaman. Ha. Ha. Kendine şimdi. Ay hiç konuşamadık ya. Anneler nasıl? İyiler. Çok iyiler. Gel annem, uzanır mısın? Hadi uzan. Rahat bırak. O kadar rahatım ki kızım. Ay ben... Sana bir şey diyeceğim. Diyemeyeceğim. Gönder gelsin. Kendini rahat bırak. Çok rahatım.
Tamam, şimdi hazır mısın? Bir, iki, üç, pam! Öldün mü? Öldüm değil mi? Öldün mü? Deniz, bir şey değil, öldün mü ya? Yok anneciğim, bir şey olmadı. Nasıl, rahatladın değil mi? Aa, ne kadar rahatladım. Vallahi çok iyi geldi ya. Çiçekciğim, ben sana diyememiştim. Benim hayatta en korktuğum şey kıtlatma kıtlatma. Diyememiştim sana. Ben çekinmiştim gönlüm benim ya. Ya anneciğim, ya ben senin kızın sayılırım. Öyle bir şey olabilir mi? Bana istediğini söyleyebilirsin. Hakikaten mi? Tabii ki anneciğim, tabii ki. O zaman var vallahi söyleyeceklerim, söylüyorum ha. Ya çocuğunuz 7 yaşında bu kurslara haldır huldur koşturması doğru mu? Yazık ya. Yazık demişken ya paranıza yazık yavrum benim. İnternetten hiç meyve sebze siparişi verilir mi kızım? Kızım demişken biraz kilo al be. Kadın dedi etli butlu olur şöyle. But demişken ya kuru çayla yoldan gelmiş misafir mi ağlanan insan iki tas yemek koyar önüne be. Oh. Valla söylemek güzelmiş ya. Valla söyledim, rahat oldum ya. Ne güzel, ne güzel. İbrahim, benimle içeri gelir misin hayatım? Şu siparişlerde eksik var mı? Beraber bakalım. Sen bak hayatım. Beraber bakalım! Olay hangi arabana döndü lan? Demeyim, demeyim diyordum. Gaza geldim, birden deyiverdim. Çok mu oldu sence Mesut ya? Vallahi Nazlı, şaşıracaksın ama ilgilenmiyorum. Hangi yönetmenleri seversin? Fantan Tarantula'yı severim. Altına ait dişi yok. Küpe var, güç küpesi. Sağır oğlan diye bir adamın elinde. O manzara kimi bilirsin? Korku komedi yazan Adada Frisbee var, onu severim. Benim her zaman söylediğim bir laf vardı. Ya göründüğü gibi göster kendini ya da gösterdiğin gibi ol bir şekilde. Bütün masalları bilin ya. Yamuk Prens'le Yedi Develer var. Kırmızı Kaşıklı Kız var. Aklımdakileri kağıda dökmeden rahat edemiyorum. Hani derler ya, söz uçar, yazı konar. Rendeledim domatesleri dibimin içine döktüm. İki tane de yumurta kırdım. Adını ne koydun? Hemen hemen. Yerli Türklerden de Osman Yamuk çok sever. Orhan Pamuk. Hiç duymadım. Kocaman kocaman rüzgar gülleri yapalım. Temiz ve yenilebilir enerji üretelim. Yani bu enerji savaşları ve töresel ısınma bitecek. Evet efendim, şimdi bir arkadaşımıza miras kaldı ve almak için Hindistan'a gidiyor. Bakalım başına neler geliyor, izleyelim efendim. Buyursunlar. Hanımefendiciğim, merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba, size de merhaba. Efendim, bütün Hindistan'a merhaba. Kucak dolusu sevgiler. Ya benim bugün çok sıkışık bir program var. Akşam uçağıyla, son uçakla hemen geri dönmem lazım. Kaçırırsam vallahi bir sonraki uçak bir hafta sonra. O yüzden benim pasaport işlemini hemen geçirirseniz beni. Elbette efendim, işlemlerini çok hızlı halledeceğim. Güzel Hindistan'ımızda kaç gün kalacaksınız? Mümkünse hiç. Ya dediğim gibi ben bugün dönmem lazım. Günübirlik geldim yani. O yüzden bir an evvel geçebilirsem. Yani yoksa vakit olsa da keşke geçsem değil mi? Dizilerde, filmlerden hep takip ederiz sizi. Kültürünüze hayranım ama artık bir dahakine. Talun, talun, talun. Güzel Hindi tanımıza geliş amacınız neydi? Efendim, meğer benim bir Hintli dedem varmış. Vişnu'da yaşıyormuş. Geçtiğimiz haftalarda kendisini kaybettik. Allah size uzun ömürler versin. Bana ondan 1 milyon rupi kalmış. Mümkünse onu bugün alıp döneceğim memleketime. Baytanık da Artur. Dedenizin adı neydi? İnanın, hiç merak etmedim. Ama yazıyor, evraklarda yazıyor yani. Ben kendisine rupiciyim diyorum. Canım rupim. Miras gözlüm diyorum. Anlayacağınız benim işim sadece mirasını alıp mirasımı bugün rupi rupi dönesim var.
Bir milyon rupya. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun efendim. Evet, o işlemleri çok hızlı halledebilirsek ben sevinirim ya. Hemen geçmem lazım çünkü. Elbette efendim, hemen hallediyorum işini. Sağ olun. Güzel Hilit Hanım'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de biliyorum. Tamam. Güzel Hilit Hanım'a hoş geldiniz. Eğer pasaportumu alabilirsem hoş bulacağım ama. Hoş bulduk Hindistan diye hemen müzikten, filmlerden aşinayım. Alabilir miyim artık bir şey? Küçük bir karşılama töreni yapalım istedik. Ha, bu küçük olanıydı. Anlıyorum, anlıyorum. Maşallah. Hindistan. Pasaportumu artık alabilir miyim rica etsem? Elbette efendim. Buyurun pasaportunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün yolunuz Türkiye'ye düşer. Ben bunun intikamını Maraş dondurmasıyla alırım. İyi günler. Lazım, lazım. Hemen nüfus müdürlüğüne gidelim, sana zahmet ya. Hayırdır abi? Ya benim bir miras işi vardı da onu halledeceğim. Miras dediğim öyle çok da önemli bir şey değil canım. Çok bir rupi değil yani, az rupi. Rupicik, rupittin. Sen biliyor musun bu nüfus müdürlüğünün yerini? Bilmek mi? Oo, bilmem mi? Türkü söylüyorum. Ha tabii, çünkü niye Hindistan'dayız? Kısaca biliyorum da diyebilirdin ya. Tamam, görüyorum binayı ben. Çek sağa. Çek. Tamam, burada ben buradan yürürüm ya. Abi en güzel şarkının ikinci kıtmını dinlemedin ya. En güzel yeri geliyordu. Çanti çanti gulli gulli. Vaktim yok kardeşim. Hadi sana da gulli gulli. Eyvah, gene bir ikili. Merhabalar, kolay gelsin. Hanımefendi, benim bir miras işim vardı da, Vişnu dedemden kalan. Onu tahsilat için gelmiştim. Size mi başvurmam gerekiyordu? Evet, bir de başvurmanı doktoru. Bittiğimde bu evlakları imdal eder. Benden de ona da didiket imdal eder. Öyle değil mi didiket? Evet, önce ben imzalayacağım, sonra sen imzalayacaksın Burcu Keş. Tonede için bir tedek vatandaş. Ha, imzalanacak bir tedek. Aa, iyi, bu kadar kolay yani. Değilmiş. Memuruz memur, işimizi yaptık. Dört başı mamur, görev başında. Her memur işinde aşlar, çalışır durur. Atmalı, atmalı, imzayı atmalı. Belgeyi, belgeyi imzalamalı. Bravo, harika. Şarkımızın adı nedir acaba? Belgeyi imzalamalı. Anladım. Peki belgeyi imzaladınız mı? Yok. Yok. Ya belgeyi imzalamamak için belgeyi imzalamalı diye şarkı mı yaptınız? Ya vallahi delireceğim. Arkadaşlar, ben size dans etmeyin demiyorum. Yanlış anlamayın. Etniktir, kültürdür, dans, mans, müzik, bunlar çok güzel şeyler. Ama çöz vatandaşın işini. Sonra sabaha kadar hep birlikte dans edelim. Böyle değil mi ya? Ne oluyor burada? Müdürüm. Müdürüm mü?
Şimdi sizi şikayet edeyim de görün. Ya müdürüm, benim bir imza işi vardı ama hanımefendilerin hiç umurunda değil. Bakın mesai saatleri içerisinde türkü söyleyip dans ediyorlar yani. Burada imza besine bile varken dert mi ediyorsun? İyi nazar şimdi. Çok şükür sonunda düzgün biri çıktı kaçmaya. Hem de ben olmadan ha? Aa, çıkmamış. Açmalı, açmalı imzayı, açmalı belgeyi, belgeyi imzalamalı. Açmalı, açmalı imzayı, açmalı belgeyi, belgeyi imzalamalı. Tamam, aldım imzayı. Bitti mi şimdi? İşlemlerim tamam mı? Aldım, gidiyorum ha. Mühürü kaldı. Neyi kaldı? Ne oluyorsun bu var? Kendi işimi kendim görüyorum. Ne yapayım? Tamam, imzayı aldım. Mühürü bastırdım. Okey, bir banka işi kaldı. Tamam. Bu banka nerede ya? Ama tamam, tamam, sormadım. Lanet gitsin. Tamam, 2,5 saat dinleyemem. Ben gidiyorum. Tamam. Alo, abi. Taksidarım abi. Lan gene mi sen? Yok, ben bilmem senin taksine ya. Sen şarkı söylüyorsun. Beklerim, başka taksiye bineceğim ben. İyi, tamam. Gerçi buradan çok da taktik etmez ama sen bilirsin. Geçer, geçer. Beklerim ben. Abim. Anam. Güzel abim. Kalı rızası için 2 rupi verir misin abim? Kaçı deliye geçeceğim de abim? Veririm. Bir şartla veririm ama. Şarkı söyleyip dans etmeyeceğim. Verme o zaman abim. Ulan herkes de bir tuhaf. Değişim tatil. Değişim tatil olduğu için kimse almaz abi. Dediğim gibi buradan başka taktik etmez. Ama sen bilirsin tabii. Geçmiyor hakikaten daha. Ulan uçakta kaçacak. Tamam lan, tamam, biniyorum hadi. Aa, bana bak. Şarkı söylemeyeceksin ha. Yok, illa söyleyeceğim abi. Gene küçük dayınla mı ilgili? Tabii ki. Bizim aile genişdir yani. Oradan çalışıyor bu benim küçük dayım. Arada geçerken selam verirdim. Şanti şanti derdi dayım, guli guli. Şanti 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 guli guli. Şanti 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 guli guli. Ulan sus artık. Allah cezanı vermesin lan, delirteceğim mi adamları? Ya yeter ya. Ama abicim sen müteahhit etmiyordun ki benim şarkımın ikinci kısmını dinlemiyordun ki. Dinlemiyorum, dinlemeyeceğim. Tamam, ben yürüyerek giderim. Çok kızıyorsun bu sefer, az veriyorum bak. Ah be abi, ah be abi. Bak, keşke şarkımın ikinci kısmını tonlu dinleteydin. Eyvah dansçı kızlar. Tehlikesiz görünüyor çok şükür. Merhabalar hanımefendi. Yalnız baştan ben kendime bir doğru ifade etmeye gayret edeyim. Bakın ben az çok ülkenizin olayını anladım. Kültürünüze gerçekten gönülden hayranım. Rica etsem vaktim gerçekten çok sıkışık, uçağa yetişmem lazım. Oynamadan, dans etmeden, şarkı söylemeden benim şu işlemleri bir çözebilirsek çok sevinirim. Oynayacağım değil mi? Beyefendi, burası özel banka. Siz devlet bankası, Hint banka. Gitmeliydiniz, yetişir misiniz bilmem. Şimdi kapanmak üzeredir. Hanımefendiciğim, madem kapanmak üzeredir, niye böyle ben... Ya bakın, ben buna hiçbir zaman itirazım yok. Bunlar çok tatlı şeyler, güzel şeyler ama bak, uyarıyorum. Bu kadar neşe, bu kadar eğlence, vallahi başınıza bir iş gelecek ha. Alın! Elini yukarı! Kimse kıpırdama için, bu bir toygundur! Ha? Ben söylemiştim size başınıza bir iş gelecek diye. Hadi buyur. Kaldır elini. Thank you.
Ne yapacağızı mı var ya? Adam dedi ya, kıpırdama, elleri kalsın, her yerimiz ayrı oynuyor. Bir de kıpırdamayın demiştim. Benden günah gitti. Allah'ım şimdi ne yapacağız? Hepimizi vuracak şimdi adam. Ateşlerim silahımı bam bam. Ateşlerim silahımı bam bam. Ulan senin boyun posun devrilmesin, ben de bir şey... Vallahi ben gidiyorum, bu ne ya? Ana! Getir onu! Gideceğim, tamam ben. Kimse ben demeden bir yere kıpırdayamaz. Kıpırdama! Polit! Aman kim? Polit! Ne? Polit! Ha, polit, tamam. Onun tonuna geldin, indir silahını. Allah'ıma şükürler olsun memur bey, size Allah gönderdi. Bu kötü adam kafama vurdu kanattı. Ne olur müdahale edin ya. Ededem. Buna müdahale ededem. Oh, sonunda işini ciddiye alan biri. Ne var? Elinde silah var. Artık bu kadar pes ya. Ben gidiyorum ya. Kafamı dikiş attıracağım. Ha, alo. Abi, takdirarım mı? La gene mi sen? Oğlum, 1,5 milyar nüfusluk ülkede ben nasıl oluyor da sürekli sana denk geliyorum ya? Diremeyeceğim, biniyorum. Ama bak bir şey söyleyeyim, kafama darbe aldım, karaman var, beynim zonkluyor. Yalvarırım şarkı söyleme, olur mu? Ha. Söyleyeceksin değil mi lan? Oğlum bari aynı şarkıyı söyleme lan. Ha. Aynı şarkıyı söyleyeceksin değil mi lan? Ha, tabii ki. O zaman kesinlikle söyleme. Ama abi, şarkımın ikinci kısmını... Ya istemiyorum, istemiyorum dinlemek işte. Ah beynim çok kötü. Yemin ederim var ya, araba giderken atarım kendimi, ölürüm, başına bela olurum ha. Tamam, peki, tamam. Nasıl istersen. Ama şarkımın ikinci kısmını dinleseydin, senin için gerçekten çok iyiydi. Sus, sus, devam et hadi. Ulan ya nasıl olacak ya? Uçağı kaçıracağım kesin ya. Vallahi bittim ben ya. Aman. Doktor bey, şu kafa işi. Durumun çok adil değil de turdaki hatta ya. Ölümcül bir hatal olduğunu söylemem gerekiyor. Ah, ay peki tamam, ne yapalım? Anlayıtını ditin teşekkürler. Bir dimetteyin böyle doğrulukları var maalesef. Anlıyorum, anlıyorum. Yok canım tabii. Hatta buraya geldiğimden beri ilk kez birini anlıyorum. Teşekkürler. Biraderim vallahi. İşte sağlık olunca dans türkü de bir yere kadar vallahi. Beyefendi, tahlil sonuçlarını çıktı ve... Evet doktor, çıktı ve... Maalesef 3 aylık ömrün 3 kalmış. 3 mü? Ah, adam yıkıldı lan, yıkıldı. 3 aylık ömrüm kalmış. 3 aylık ömrüm kalmış. Bravo, bravo. Yanlış anlamayın, bu protesto alkışı artık. Bir delilik bu adam. Benim kafam almıyor. Ya nalet gitsin, böyle bir dünya var mı ya? Lan saat kaç oldu? Bankaya da yetişemeyeceğim. Ne yapacağım ben ya? Alo abi! Selam, ben hatırladın değil mi? Şarkımın ikinci kısmını dinlemek ister misin? Asla peşimi bırakmıyor arkadaş. Bu... Söyle ulan söyle. Herkes dinledi mi? Seni de dinleyeyim hadi. Ah. Benim küçük dayı karşımda duruyor. Kendisi ayrıca Hint Bank'ta memur oluyor. Senin işi 2 dakikada çözer. Senin için 2 dakikada töderim abi. Ulan bunu niye baştan söylemiyor? Sabahtan beri perişan oldum ben ya. Abi şarkımın ikinci kısmını söyletmedin ki. Ulan bütün şarkıları dinlemişim. Asıl dinlemem gerekeni atlamışım. Allah kahretmesin ya. Abi benim bir miras işi vardı. 1 milyon rupi alacağım var. Bunu nasıl çözeriz? Bana bir yol göster, gözünü seveyim. Şöyle ki
Size kalan miras 1 milyon int rupisi değil, 1 milyon Pakistan rupisiymiş. Tamam, ne bileyim, milyondur değil mi? Ne bileyim, kaç TL yapıyor şu an? Şimdi vergileri de düşerek... Kalanı hesapladığımızda... artık... Evet, tam olarak... Tam olarak bir yerde eşit liraya basacağız. Tam olarak... Evet. 19 Türk lirası. 19 Türk lirası... Ben sabahtan beri bu kadar çileyi 19 Türk lirası için mi çektim ya? Ulan alacağın olsun Vişnu dede ya. Ah be abi. Tamam, tıkma canını. Bak, biz yani üzülsek de, sevinsek de bütün duygularımızı dansla ifade ediyoruz. İstersen sen de öyle yap. Ben bilmem öyle şeyler, beceremem zaten. Becerirsin be, bir tane istersen. Hadi bir dene. Hadi bir dene. Bırakacağım mirasa, tükirem. Ben yapamıyorum ya. Evet, sen gerçekten yapamıyormuşsun. Sen en iyisi burada dur, biz senin için yapalım, tamam? Madem taahhüt keke. Vişnu dede okudun adamın canına, 19 lira miras dokundu kanına. Entir diyot sürmediler kafana, dönüşte oturmasın horlayan biri yanına. Vişnu dede Hüseyin'in okudun canına, miras dedin olur mu hiç 19 lira? Vişnu dede Hüseyin'in okudun canına. Arkadaş buluşmasına gideceğiz. Enteresan bir toplantı olacak. Bakalım neler yaşanacak. Buyursunlar. Şimdi yapımcılar başta Al Pacino'yu hiç istemiyorlar. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Ya yapımcılar böyle hangi sahneye çekse adamın başındalar, geliyorlar böyle çaylak diyorlar. Ya bunu seçmeseydik keşke falan filan diyorlar diyorlar. Sonra o meşhur restoran sahnesinde baba bir oynuyor. Yapımcıların dibi düşüyor. Abi diyorlar tamam devam. Ve işte oradan o meşhur baba efsanesi ve Al Pacino doğuyor. Vav. Wow. Aa, çok ilginçmiş ya. Gerçekten. Senin bayağı bilgin var mı sinema konusunda? Sağ ol. Yani kursa falan ihtiyacın yok bence. Aa, olur mu arkadaşlar? Niye ödüyorsunuz? Böyle kurslar sayesinde benim de sizin gibi arkadaşlarım oluyor yani. Benim için çok önemli. Yani canım yalnız arkadaş edinmek için kursa gelmene gerek yok. Bunun bilme türlü yolu var yani. Sadece buraya gelmeye gerek yok. Nerede o yollar Jale? Umarım sadece arkadaşlık için geliyorsun kursa. Bizi başka evlerine alet etmek istemiyorsun diye düşünüyorum. Aa, ne alakası var Burcu'm? Hiç öyle şey olur mu? Saçmalamayın. Ben cinsiyet görmem. Beni çekersin. Aa, Feride'ler geliyor. Yanına da okula yeni gelen o iri çocuk geliyor. Aa. Sorun olur mu? Yok. 3 kız, 2 erkek. Yok, sorun olmaz. Gelsinler. Yazıyorum. Sorun olmaz. Gelsinler. Arkadaşlar, sorudan bu arada. Sizin karnınız acıktı mı ya? Ben bu derse başlamadan beri benim inanılmaz karnım acıkıyor. Galiba enerji boşa gidiyor gibi. Ay evet ya. Ne zaman bize şey öğretecekler? Yani ben film çekmek istiyorum. Senaryo yazımı öğrenmek istiyorum. Kızlar ama yani yaratıcılık öyle kolay bir şey değil, tamam mı? Evet. Fikir üretmek için temelinin oluyor olması lazım, okey? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar, size Paşa'yı tanıştırayım. Yolda gelirken biraz sohbet etme fırsatım oldu da. Bu ne ya? Selam. O ne? Benim kendi bulduğum bir selam şekli. Yolda gelirken biraz sohbet ettik. Şey, hani biz diyorduk ya, bir senaryo yazarımız olsa hemen bir film çekeriz diye. İşte bulduk. Paşa'nın efsoloji fikirleri var. Aa, çok iyi. Sinema sever misin? Çok. Aa, çok iyi. Ya, hangi yönetmenleri seversin Paşa kardeş? Yani bütün yönetmenlere hakimim. Hmm. Quentin Tarantula'yı severim. Alfred Dişi Yok. Aa. Onu severim. Türklerden de, yerlerden de Nuri Bilse Gürsel'e bayılırım. Şakacı bir bey galiba. Nuri Bilge demek istedin galiba ha? Hiç duymadım. Öyle bir yönetmen yok değil mi kızlar? Ama ben de duymadım. Yok. Ya şey ya.
Haşa sen İbrahim'in kusuruna bakma. İbrahim biraz bayılır böyle kimsenin tanımadığı isimleri söyleyip söyleyip hava atmaya. Ama seninle sohbet edeceğiz gibi görünüyor. Sen gel istersen böyle. Ben şöyle geçeyim. Yok. Belki. Evet. Daha sohbet edelim seninle. Gibi çocuk paşa. Hoş geldin. Sen şimdi senaryo yazıyorsun. Yeni senaryolar var mı mesela bize versen? Çeksek biz onları. Yani çekebilir misiniz pek bilemedim ama yani. Yani anlatayım isterseniz hikayeyi. Ha, anlatsana. Dehşet bir hikaye. Bayağı da çalışıyorum üzerinde. Ya bir küpe var, güç küpesi. Hmm. Bu küpeyi 3 tane ırka veriyorlar. Bunlar insanlar, güdükler, bir de alfiler. Alfileri ben kendim buldum. Yeni bir ırk alfiler. Ya bu bir yerden tanıdık geliyor. Bir dakika. Küpe, ırk, alf. Alf mi? Bir yerden tanıdık geliyor bu. Ben 2,5 yıldır evde bunu kendim yazıyorum. Kimseye de bahsetmedim. Mümkün değil yani. Bir saniye. Müsaade edersen anlatayım. Bu güç küpesi Sağıroğlan diye bir adamın elinde. Ne diye? Sağıroğlan. Kısa saçlı, Amerikan tıraşlı bir çocuk Sağıroğlan. Nerede yaşıyor bu Sağıroğlan? Dağda bir yerde. Onu şu an size anlatmak istemiyorum. Ben anlatacaklarımı anlatayım da. Sağıroğlan da bu küpeyi kötü emelleri için kullanıyor. Bu güdüklerin de başı var, Feridu. Feridu da hepsi birlikte toplanıp Sağıroğlan üstüne Feridu'yu yolluyorlar. Yani. Çok özür dilerim, araya girebilir miyim? Senin bu hikayende acaba bu güç küpesi miydin? Hı. Bu güç küpesini daha önce takmış... Böyle bir yaratık var mı? Evet, var. Adı da Hellum. Gollum lan o! Bu Gollum ya, anlattığı hikaye Yüzüklerin Efendisi arkadaşlar. Yüzüklerin Efendisi'ni anlatıyor. Hiç duymadım. Siz duydunuz mu öyle bir şey? Yok, ben... duymadık. Ben duymadım. Sen? İbrahim biraz sakin olur musun? Tabii ki duymadık. Bir saniye. Ya paşa bir şey soracağım sana. Bu nasıl bir hayal gücü ya? Yaratıcılığına aşık oldum diyebiliriz. Kızım bu Tolkien'in hayal gücü. Roman yazarı. Yüzüklerin Efendisi'ni yazdı. Tolkien'in hayal gücü bu. O dediğini hiç duymadım ama romancıları bir aile bilirim yani. Ha, ne okursun romancılardan, kim bilirsin? Yani en çok bu korku komedi yazan Adada Frisbee var, onu severim. Ondan sonra yerli Türklerden de Osman Yamuk çok severim. Orhan. Orhan Pamuk. Hiç duymadım. Ulan nasıl duymamışsın? Duymuşsun ki değiştiriyorsun. Ya İbrahim. Ha? Bence paşanın parlak fikirlerini sen kıskanıyorsun gibi geldi bana şu an. Allah Allah. Bir dakika. Benim de parlak bir fikrim var kızlar. Bak dinleyin şimdi. Evet. Bir tane çocuk var. Evet. Öksüz. Büyücülük okuluna gidiyor. Ve adını bile anmaması gereken en büyük düşmanla o okulda mücadele ediyor. İbrahim sen bize dalga mı geçiyorsun? Bayağı Harry Potter yalnız bu. Hayır. Hayır saçmalama, Harry Potter değil. Haydi Bodur ya. Ben 5 kere izledim. Haydi Bodur bu. Aa evet bu. Hı-hı. İbrahim, yoksa sen başkasının fikirlerini alıp kendi fikrimmiş gibi satıyor musun? Hayır, paşa öyle anlatıyor. Tersten yanlış söylüyor, yanlış bilip söylüyor diye ben örnek vermek babında ya. Aynı şey. Susar mısın ya lütfen? Kusuruna bakma paşa İbrahim'in. Şey sorabilir miyim sana? Sen sadece senaryo mı yazıyorsun yoksa başka eserlerin falan da var mı? Hani ben duramıyorum, yazmadan yapamıyorum yani. İçimdekileri, aklımdakileri kağıda dökmeden rahat edemiyorum. Hani derler ya, söz uçar, yazı konar. Söz uçar, yazı kalır. Kalır yani, konar dedi. Duydunuz mu? Bilmiyorum ya, konar. Ya yeter! Senin çekememezliklerinden gerçekten tıkandık, bıktık artık ya. Allah Allah, neden bu kadar üstüne gidiyorsun bu çocuğun? Gerçekten mi ya? Kızlar hakikaten mi ya? İbrahim. Kusura bakma, seni incitmek istemiyorum ama eğer böyle devam edersen burayı terk etmeni isteyeceğiz. Ya önemli değil, yapmayın ya, tamam. Yani onun da suçu yok. Benim her zaman söylediğim bir laf vardır yani. Ya göründüğü gibi göster kendini ya da gösterdiğin gibi ol bir şekilde. Hayat felsefesi. Gösterdiğin gibi ol bir şekilde. Bu nasıl bir inanılmaz zekanın ürünü yalnız bu. Ya bayıldım ben paşa. Bu cümleyi duvarıma asabilir miyim? Şems de Mevlana'ya böyle demiş, daha iyisi demişti. Ya göründüğün gibi oluyor, oluyor mu? Neyse. İbrahim, bir şey mi diyorsun? Lütfen. Ha yok, çok yazmayı seviyorum falan, hayat biçimi gibi bir şeyler demiştin. Merak ediyorum üstad, neye yazıyorsun son zamanlarda? Şu an çok güzel bir çocuk kitabı üzerine çalışıyorum. Çocuk bu kitapla aynı anda, çok severim. Çocuk kitabı yazmak yani mümkün değil, herkes yazamaz. Bana kısmet oldu, yani bir gün rüyamda bu ülke... Böyle ilham delileri geldiler, kulağıma fısıldadılar yani. İlham perileridir de o. Neyse. Neydi bu çocuk kitabının konusu acaba kardeş?
Anlatayım. Merakla bırakmayın sizi. Çok merak. Orijinal bir şey geliyor. Şimdi bir tane marangoz var. Pipetto ismi. Çocuğu olmuyor. Asla çocuğu olmuyor. Olmuyor çocuğu. Gidiyor bu şimdi ağaçtan çocuk yapıyor. Yani ağaçtan çocuk yapıyor derken ağaç da o anlamda değil. Ağaç... tahtadan çocuk yapıyor. Yani ağaç, çocuk ağaç maddesinden yapılıyor. O anlamda değil. Tamam. Ondan sonra çocuğu yapıyor, pipette yatıyor. Yatağı var bir köşede böyle bir tane yerde yatıyor. Sonra gece o yaptığı çocuğun yanına yine ilhal delileri geliyor. Bir tanesi delileri geliyor böyle uçarak. Çocuğa böyle bir şey diyor. Çocuk kalkıyor, canlanıyor çocuk. Vallahi canlanıyor çocuk. Sabah pipete kalkıyor, bir bakıyor çocuk canlı. Allah'ım şaşırıyor. Oğlum bir bakıyor böyle canlı, elini kaldırıyor. Onunla... Ya sen diyor mucizesin diyor. Senin adın bundan sonra Ramazan. Ramazan mı? Herif teliften de kaçıyor. Ne alaka canım? Yani bana o hikaye ilan dinler tarafından kulağıma fısıldandığını Ramazan ayıydı. Ben de çocuğun adını Ramazan koydum. Ne var bunda? Peki arkadaşım ya bir şey merak ediyorum. Bu ağaçtan yapılma Ramazan yalan söylediğinde burnu da uzuyor mu? Burnu da uzamıyor. Hiç öyle bir şey yok. Doğru söyledin mi dişler uzuyor. Ne doğru? Ya nereden buluyorsun sen bu fikirleri? Kütüphaneden falan muhtemelen. Ya paşa bir şey söyleyeceğim. Bu kitap tam olarak ne zaman çıkar? Çünkü ben sabırsızlanıyorum. Okumak için çıldırıyorum neredeyse. Canım benim, sabırsızlanmana gerek yok. Git bir kitapçıya al. Her kitapçıda var. Bu hikayenin adı Pinokyo. Pinokyo! Pinokyo yahu! Hiç hayatımda duymadım. Oysa masalları falan çok iyi bilirim yani. Öyle mi? Evet, bütün masalları bilirim yani. Yamuk Prens'te yedi develer var. Tele olan var, sırma saçlı tele olan. Ondan sonra... kırmızı ama... kırmızı kaşıklı kız var. biraz şaşırıyorum, onu az okudum. Ama işlerinde en sevdiğim, her gece yatmadan okurum, Osuran Güzel. Hadi lan artık! Kızlar, bu deli ha! Farkında mı? Deli ha! Sizi bayağı tavlamaya çalışan bir deli var. Ulan, hadi o bütün filmleri falan, onları hepsi anlattığına inandınız da... Bu masalların isimlerine inanacak değilsiniz herhalde. İnanıyoruz ya, inanıyoruz. Yeter! Allah Allah! Yeter ya! Masallar yöreden yöreye değişiyor. Evet. Neden sen devamlı itham canım benim, ya bir ya? Pamuk Prenses'e yedi cüler nasıl... Yamuk Prenses'e yedi develer nasıl bir yöreden geliyor bu? O kırmızı bilmem neli kız nasıl bir yöreden gelmiş? Keloğlan diyor ya, saç mı ektirmiş ulan Keloğlan? Bakın ben ortamı gelmek istemiyorum arkadaşlar. Ben iyi bir insandım ya bu ana kadar ama... burada ayaküstü götürülüyorsunuz haberiniz olsun. İbrahim tamam. Tamam lütfen artık susar mısın? Ay bu kızın da bu tutku buydu bir kibarlığı. 70'ler Yeşilçam filminden fırlamış gibi bık 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 bık. Tamam sustum. Hadsiz. Paşa ben sana bir şey soracağım. Şimdi sen senaryo ve kitap yazıyorsun ya. Hı-hı. Bence o kadar zekisin ki senin yaratıcılığın sınırları bu kadar değilmiş gibi geliyor bana. Değil maalesef değil yani. Devamlı yaratma ihtiyacı. Yani duramıyorum bir şeyler bulmadan, icat etmeden. Geçen kahvaltıda yeni bir yemek icat ettim. Nasıl? Anlatayım mı? Evet. Çok felaket bir şey. Yani kimsenin aklına gelebileceğini sanmıyorum. Domatesleri aldım, rendeledim domatesleri böyle. Orada da işte tavada biberler böyle haşır haşır pişti onlar. Rendeledim domatesleri, biberin içine döktüm. Hoş etti böyle. Ondan sonra iki tane de yumurta kırdım. İnanılmaz bir tadı var ekmekle. Vay şahane bir şey ya bu. Adını ne koydun? Hemen hemen. Bizde oluyor ya hemen. Hemen hemen mi? Hemen hemen. Evet. Biber var, domates var. Evet. İki yumurta var. Var. Hemen hemen. Evet. Menemenle bir alakası yok yani. Ya menemenle ne alakası var ya? Hakikaten ulan menemen ne? Hemen hemen ne? Hiçbir alakası yok yani. Neyse, hemen hemen takılmayacağım. Başka yemek biliyor musun kardeş? Yemez olur muyum canım? Vallahi. Hayatım yemek, yeni yemekler falan. Özellikle bir spesyalim var. Patlıcanla yapılıyor. Organ kebabı. Çok merak ettim. Diyorum ki biz üç kız sana gelsek, bize hemen hemen yapar mısın? Yani organ kebabının da tadına bakın derim ama... yani tarifini unutmazsam yaparım tabii. Canım benim, tarifini unutursan internette menemen yaz çıkar. Çünkü bu yaptığın yemeğin adı menemen. Sus artık! Sus artık! Yeter! Artık sen bizi kıskanıyorsun. Sen resmen bizimle arkadaşlık etmek istemiyorsun. Senin başka bir durumun var ya. Yeter artık. Özür dile arkadaşından. Evet. Yoksa gideceğiz buradan.
dilenmedi, hala dilenmedi. Bekliyorum ben. Ya, bir ihtimal daha var. Özür dilerim paşa. Hı. Ya önemli değil, saçmalamayın ya. Olur böyle şeyler. Benim için önemli olan yakındaşlık ya. Aa, ben onun da ne demek olduğunu bilmiyorum. O ne demek? Yani böyle birbirine iyi davranan, böyle birbirini seven insanlar için bulduğum yeni bir kavram. Ay, arkadaşlık yani. Ya İbrahim, ne alakası var arkadaşlıkla? Sen bu adamı dinlemiyor musun? Yakınlaşık diyor. Madem dinlemiyorsun, kalkar mısın oradan? Ben oturacağım oraya. Kalkacaksın oradan. Layık değilsin bu yeni şeyleri öğrenmeye. Yakınlaşık ne kadar yaratıcı bir şey paşa. Merhaba. Paşa. Seninle yakınlaş olalım mı seninle? Evet, olalım mı? Burada olalım. Gelin şöyle yakınlaşın. Yakındaşlarımız artık yakındaşız sizinle. Bence senin bilimsel bazı yeteneklerin de var paşa. Ya sen Da Vinci gibi bir adamsın bence, değil mi? Da Vinci'yi biliyor, Menemen'i bilmiyor. Yakın çevremde herkes bana zaten Aygırt Kayıştayn derler. Albert Kayıştayn mı? Aygırt Kayıştayn. Aa, pardon, yanlış biliyormuşum ben. Aygırt Kayıştayn. Ya var ya bir tane fotoğrafı böyle, şöyle gözü kapalı, ağzı açık. Kızlar, gerçekten niye artık ha? Evet. Ben Tezahür Paşa, ya bilimsel olarak da bazı icatlar yaptın diye düşünüyorum. Sen, soralım sana. Yapsın mı? Ne yaptın? Var mı icadın? Yaptım. Var mı? Yaptım. Ya, ne yaptın? Ya sen ne yaptın kardeşim? Ampul mü? Ampul bunlar 3-5 sene oldu, salak. Ya. Ben enerjiyle alakalı böyle enerjisel bir şey keşfettim ya. Aa. Böyle fikirlerim var, fikirlerim var. Nasıl bir şey? Çok nasıl? Büyük bir şey geliyor bence. Gönder. Hazır mıyız? Evet. Dünyada rüzgar esiyor mu? Esiyor. Değil mi? Esiyor. Küçük elimizde tuttuğumuz rüzgar güllerini hatırlarsınız değil mi? Evet. Evet. Geliyor. Hı? Arkadaşlar. Onların büyüklerini yapalım. Kocaman kocaman rüzgar gülleri yapalım. Aa. Onlar böyle rüzgardan döndüğü zaman elektrik üretelim orada. Evet, aa, dağ, tepe, taşa, her yere bunlardan koyalım. Şehirler, yakınlardaki şehirler enerjilerini oradan alsınlar. Temiz ve yenilebilir enerji üretelim. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz artık ondan sonra. Ay, yani bu enerji savaşları ve töresel ısınma bitecek. Dünyayı kurtaracağız. Manyak mısınız lan be? Kamera şakası mı yapıyorsunuz lan? Ya rüzgar türbini al diyor, rüzgar türbini arkadaşlar. Ya hiç mi yazın bir çeşmeye meşmeye giderken otobanda sağda sola tepelerde görmediniz, dönüyorlar böyle beyaz beyaz üç kanatlı kocaman elektrik üreten şeyler ya. Tamam, aa bir dakika. Benim de parlak bir fikrim var. Çevreye çok duyarlı bir icat. Hazır mısınız? Elektrikli araba. Ya bir dinleyin bak, elektrikli araba. Petrol bazlı yakıtlardan kurtuluyoruz. Onların yarattığı çevre kirliliğinden de kurtuluyoruz. Dünyayı böylece kurtarıyoruz. Nasıl? Hadi bana sarılın. Salak mısın sen? Salak mısın? Benim zaten elektrikli arabam var. Ulan senin elektrikli araban var da rüzgar türbinini mi bilmiyorsun? Evet, bilmiyoruz tamam mı? Çünkü öyle bir şey yok. İbrahim, seni uyarıyorum bak. İnsanların fikirlerini çalarak bir yere varamazsın, haberin olsun. Evet, fikir hırsızlığından nefret ederim. Ayrıca da suç. Hırsızsın sen! Hırsızsın sen! Hırsızsın! Görüşmek istiyoruz seninle! Ne dedi ya? Kızlar, bence benim eve gidelim. Benim yeni icat ettiğim oyunu oynayalım hep beraber. Aa, ne oyunu? Üçünüz, bir de ben eve gidiyoruz. Hayır! Aa. Evde böyle masa var. Ha? Masanın üzerinde dört tane böyle sopa var, ıstaka diyorum onlara. Tamam mı? Bir sürü taşlar var, taşların üzerinde numaralar falan. Evde anlatırım ya, daha uzun burada. Çok kolay bir oyun. Şey, oyunun adı ne? Ne? Okey ulan! Okey ya! Bunun adı okey. Dört tane ıstaka diyor, taşlar var diyor. Okey be kızım. Hiç hayatımda duymadım. Oyun not jockey. Hadi. Bayağı öfkelendi İbrahim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çok iyi oynayalım. İbrahim, unutma bak. Öfkeyle kalkan zarayla oturur. Ulan ben niye zarayla oturuyorum öfkelenince? Ne yapacak? Türkü mü söyleyeceğiz lan? Öfkeyle kalkan zararla otururdur. Kızlar bunu bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Öfkeyle kalkan zararla oturur derler. Doğru zaten. Çok bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Düşünmüyoruz. Gidiyoruz. Hadi kendine iyi yak. Kendine iyi yak. Hadi boşta kal. Ha? Boşta kal. Güneşini. Evet. Azmin,
kadınlara geldik. Aa ne? Kadınlar? Biraz ergenlikten bahsedelim. Of! Of! Anne babalar var mı? Ergen çocuğu olan, ergenlik dönemini geçiren, şu an ergenlik döneminde olan... Öyle perperişan insanlar var mı? Bakayım bir. Şurada biri var. Sen ergen misin daha? Evet. Kaç yaşındasın? 13. Tamam. Ergenlik kaç yaş ya? Ama 14'e gireceğim bu sene inşallah. Zaten öyle gider o. Kafanın şeyine göre değişiyor. Ya kafan kokuyor mu artık? Tele gibi kokuyor. İsim ne? Cem. Cem. Şimdi o çocukluktan ergenliğe geçişte Cem, kendinde ne gibi şeyler hissediyorsun? Hem fiziksel hem mental. Hepsini anlatma. Ben biraz geç girenlerdenim. Arkadaşlarım çoğu benden önce girdi. Arkadaşlarım bayağı agresifleşti. Ben daha o kadar agresifleşmediğim için çok gıcık oluyorlardı bana. Ya arada böyle çok saçma sapan şeylere korkuyorum. Yani çok saçma değişiklikler oluyor. Bazen böyle inanılmaz kızıyorum bazen saçma sapan şeylere. Böyle yastığı yumrukluyorum. İşte bazen o başka şekilde tezahür eder. Bazen gereken şeyleri çok normal karşılıyorum. Çok saçma o ya. Yani bir enerji var ama onun ne olduğunu anlayamıyorsun. Aynen. Öyle değil mi? Tam öyle. Sadece şu an böyle bir durum var. Yani kabı nasıl? Sığmıyor ama neden sığamıyorum onu da tam anlayamıyor. Öyle geçecek oğlum geçecek. Tanımlaman azdı. Tanımlaman az... Tamam. Bunları falan söyleyeceksin ileride. Ya çok güzel ya. Bu daha neşeli olduğuna göre tam girmemiş. Tam girse tam böyle daha bu kadar şeyinde. Bu şen şakraklığı bulamayın. Daha tam mevsimi gelmemiş. Gelmemiş bu. Anladım var. Peki böyle canın sıkılıp kapını kapatıp odanda tek başına oturuyor musun? Arada evet, evet. Bak arada oturuyormuş. Kapını kilitliyor mu oğlum? Gerekli mi? Annem çok şükürler olsun çok sürekli kapıyı çalıp girer. Tamam, çok şükür. Anlayışlı biri ya. Anlayışlı hocam. Tamam. Tamam, geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Dürüstçe bizle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Kaliteli bir ergendi. Evet. Bıraktım arkadaşlarım selamlar aileme. Başka var mı? Bu, benim çocuğum da bu ergenliğe giriyordu. Ne yapacağız? Şurada bir hanımefendi var. Sim ne efendim? Sevim. Ergenlerini vur bakayım. Evet. 3 tane oğlum var. Ooo! Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Alkışlayalım bunları. Ya keşke hanımefendi 10 baş büyük davar alsaydınız, besleseydiniz. Şimdi onların sütünden falan 3 oğlan zor ya. Yani bendeki anılar mı diyeyim, hala yaşıyorum. Yaşlar tekrar kaç? Tekrar. En büyük oğlum 23 yaşında. Ortancam 19 yaşında. Of! En küçüğümüz 11 yaşında. Aman! Evet. Peki evlatlık vermeyi falan hiç düşündünüz mü? Geçmiş abi. Öneri. Öneri olarak. Yatılı okullar. Neler mesela? O ne o? Bu seyri defalarca pekiştirerek yaşayan bir anne olarak. Evet, maalesef. Neler değişiyor, neler oluyor o süreçte? Hani o çocukluktan ergenliğe, sonra ergenliği bırakış. Bize böyle bir kronolojik sırayla anlatsanız durumu. Yani kötü kokuyorlar. Bugün yani pencereler açık, evet bana doğru. Bana çok kızacaklar ama eşimle aramızda geçen konuşmayı anlatayım. Bundan 2-3 gün önce küçük oğlum 11 yaşında maalesef. Çok hormonlu. Ya çok 11 yaşındaki çocuk... Ya... At gibi mi kokuyor? Tıraş olmak zorunda kalıyor. Tıraş olmak, kıllı. Hem kıllı hem at gibi kokuyor, evet. İlk deneyimini bizden habersiz yapmış. Tıraşı diyor, tıraşı. Azizciğim tıraşı diyor, tıraş deneyimi. Hayır. Aman diyeyim oğlum, öyle değil, evet. Tıraş deneyimini... İlk tıraş deneyimini... Evet, şimdi oturuyoruz. Eşim ben, şimdi oğlum girdi içeriye. Çocukta bir değişiklik var, anlayamıyoruz. Birbirimizi... Şey, çok terli mi geldi? Hayır. Ha. Yüzünde bir değişiklik var ama çıkaramıyoruz. Tamam. Sonra dedim ki eşime, hani kızıyorlar ya her şeyi de söyleyemiyorsun. Ya dedim bir şey var bunda, o da fark etti. Meğerse bıyıklarını kesmiş. Yani öyle bıyıklı. Ya aslında değil de o kadar ergenliğe yani abilerine özeniyor ki. Zaten biraz kıllı da bir çocuk. Peki yani diğerlerinde de gördüğünüz, yani o süreci bize biraz anlatır mısınız? Bu küçükten vallahi başladınız ama. Vallahi büyük oğlum daha cesaretliydi. Ne? 16 yaşında kız arkadaşını eve getirdi. Kaç yaşında? 16 yaşında. Maşallah. Ondan sonra yani biz hani olgun karşıladıkça tamam gelin sohbet, muhabbet. Sonra baktık kapılar kapanıyor. Normal, normal. Olur bunlar ya. Ondan sonra... Ne yapsın sen? İki tane kızım var benim. Ne olur? Peki ortanca
Ya bir tane iyi şey yani söyleyeyim. Yani işi şeye kadar getirdiler. Sonra bir gün geldi, anne arkadaşım bizde kalmak istiyor. Hayır dedim. Buraya kadar tamam ama... Nereye kadar acaba o buraya kadar? İşte orası. Onu da bırakseydi ya. Çünkü odaya izinsiz giremiyorum. Hani biraz da saygı gösterme... Tabii ama onları... Yani evet. Kapıyı çalmadan girmek istemiyorum. Ama arada bir şey bahane edip gidip geliyorum. Kontrol amaçlı. Arkadaşı bizdeyken. Evet. Öyle işte. Ondan sonra yani çok değişik bir şey söyleyemeyeceğim bunlar. Peki. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Teşekkür evet. ederim. Çok teşekkür ederiz. Azizciğim. Bak gerçekten konuştukça benim bir şey oldum. Tansiyonun düştü. Evet evet, o teke gibi kokular geldi. Ben bir neşeli sıvılar içeyim, geleyim. İyi hadi sen bir tamam. Enerji içeceği iç. Tamam. Görüşelim. Enerji dilerim. Tamam. Tamam. İyi bakın kendinize. Hadi göre. Şu kardeşimize verelim bakalım. O bir şey söyleyecek konuyla ilgili. İsim ne? Elif Su. Elif Su ha. İşte ergenlik yani. Odama çok kapanıyorum. Karanlık odam. Niye? Karanlık düşünceler, ergen şeyler işte. O yüzden. O ergenlik mi acaba? O bir... Depresyon değil, depresyon değil. Depresyona daha ne gireceksin depresyona? Ne oldu ki? Öyle anlamda değil. Kaç yaşındasın? 13. Arada bir havalandır ama odayı. Üstten açıyorum. Ha iyi, tabii. İyi. Onu yap. Elif'si onu yap. Annemler bana lakap taktı yarasa diye. Çok karanlık. Evet, Dwight vampir dememişler. Kapatalım mı ışıkları? Ne? Nasıl? Benim için sıkıntı yok da sizin için. Elif Sucuğum, teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğin bir şey? Şey, ben çok utangaç biriyim. Bir keresinde... Açıldın, evet. 7. sınıf işte. Ha. Bu okulların işte ilk dönemin birinci haftasının perşembe günü. Son ders, böyle ders işliyoruz. Ondan sonra ben diye takıldığım birisi var böyle. Grubu var o kızın. Ondan sonra onlara çok takılmak istiyorum böyle. Yanlarında dolaşmak istiyorum da bazenler almıyorlar. Böyle bir sert davranıyorlar, bilmiyorum. Ondan sonra ben de derse bir not yazdım. Hoca bizi serbest bırakmıştı. Sonra notu verdim. İşte o kağıdın üstüne de tek başına oku yazdım. Gitmiş, ben işte sonra da diye birisiyle sohbet ediyorum. Ha. Ondan sonra da dalmışım zincirle konuşmaya. Ben gitmiş herkese anlatmış kadın içindeki her şeyi böyle. Ondan sonra da benim sınıfta dedikodum oluştu son ders. Ne diye? Hayalet kız diye. Çünkü yazan hayalet kız yazmıştım son kısmına. Sonra... Sen isimsiz mektuplar mı yazıyorsun? Hayalet kız zaten benim kendime taktığım lakap. Hayalet kız, beni görmedikleri için belki bir şey oluşur da beni yanlarına alırlar diye. Ondan sonra da son ders böyle hayalet diye bağırmaya başladılar. Ben de ne uğradığımı şaşırdım. Böyle bir dışlanma şeyim var benim de. Başka kimse yok mu? Böyle falan filan var. Ya onlarla görüş. Yani onlara da buradan selamlar. Çok tatlı bir kız. Burada kalkıp bütün Türkiye'nin önünde mikrofonu aldı, ayağa kalktı, konuşuyor. Bu kızı değerlendirin bak. Bu değerli bir kız. Kaçırmayın. Teşekkürler. Teşekkürler. Benim kızım 4 yaşında. Geçen gün parka gittim. Çocuklar oynuyor, ben de onlarla oynamak istiyorum dedi. Evet. Git kızım söyle dedim. Gitti. Benimle de oynar mısınız demiş. Onlar da hayır demişler. Kız geri geldi benimle oynamak istemiyorlar diye. İnsan önce bir üzülüyor ama evet. Unutma ki onlar kaybediyor. Çünkü doğru bir davranış değil bu. Evet. O yüzden sen sana değer verenlerle devam et. Tamam. Kendine de başka daha böyle şey bir isim bul. Ne yapacaksın hayalet kızı? Öpüyorum. Görüşürüz. Efendim, niye bunu sordun diyeceksiniz. Bir çiftimiz var. Çocukları tahmin edeceğiniz gibi ergen. Bakalım ona neler olmuş, şikayetlerini izleyelim. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geçebilirsiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ay, evet. Nasıl yardımcı olabilirim?
Yani şöyle ki doktor bey, bizim bir oğlumuz var, kendisi dışarıdayken hazır biz önden girelim, bazı bilgileri verelim istedik size. Aynen öyle. Tabii dinliyorum. Nedir şikayetiniz? Şimdi doktor beyciğim, bizim oğlumuz 18 yaşında, bir lise öğrencisi. Aha. Efendim doğma büyüme İstanbul'u. Biz zaten bebek semtinde oturuyoruz. Evet. Çocuğumuz da öyle. Son derece güzel konuşan bir çocuktur ama son dönemde bir takım değişiklikler var. Pekala. Önce bir hasta öyküsü alalım. Ne gibi değişikliklerle karşılaşıyorsunuz? Efendim şöyle, çocuğumuz aslında çok güzel Türkçe konuşan bir çocuktur ama son zamanlarda böyle tuhaf bir arabesk konuşuyor. Böyle derbeder bir şive var ağzında. Bir tuhaf konuşuyor efendim. Evet efendim, yani herkese bir atar gider yapıyor. Millete dayılanıyor. Yani edebiyat, şiir, müzik diyen çocuk son zamanlarda artık araba, kız, getto diyor ya. Anlıyorum, anlıyorum. Peki böyle dikkatinizi çeken tuhaf davranışlarda bulunduğu oldu mu? Efendim olmaz mı? Mesela benim yaptığım yemekleri çok sever benim yavrum. Aha. Ben böyle yemek yaptığımda, önüne hazır koyduğumda yemeği, ellerine sağlık anneciğim derdi. Aha. Ama en son garip bir şey söyledi. Ne söyledi? Adamsın anne! Anladım. Cinsiyetçi bir dille sahiplenme ve tutarsız isimlendirme. Efendim bununla da kalmadı. Efendim geçen gün odasına girdim. Fikri açıklıyorum. Bizim oğlumuz efendim jilet gibi giyinir, kalem gibi böyle renkleriyle falan çok güzel çizer, ütülü mütülü böyle harika. Fakat efendim son dönemde delicesine, manyakçasına bir kıyafet değişikliğine gitti çocuk. Böyle şeyler giyir. Alt eşofman kullanımında artış. Yani doktor bey, yani bu alt eşofmana giyiyor. Sonra da her tarafını düzeltiyor. Yani... Anlıyorum, anlıyorum efendim. Detaya girmenize gerek yok. Yüzlercesi geliyor. Yüzlercesi, doğru, doğru efendim. Devam edeyim mi efendim? Tabii, buyurun. Ben geçenlerde odasına girdim, yatağın altını birazcık karıştırdım efendim. Bir takım kağıtlar var. Hı. Geçenlerde Hayalet Kız diye bir mektuplar da buldum ama... Hayır, kız da yazmış kimseye okutma diye. Şöyle bir şey oldu. Bakabilir miyim? Efendim, şiir deseniz değil. Aha. Şarkı sözü diyeceğim, o da değil. Altımda araba perto, yiyorum patso, döküyorum ketçap ve mayonez, yanımdaki kızlar patates. Kahroluyorum ya, kahroluyorum. Ya dışarıda kuşlar üşüyor diye üzülen çocuğun yazdığı şeye bakın. 3 yaş olsa müthiş bir hayal gücü. Evet, bende bir takım düşünceler oluşmaya öyle başladı. Mi? Ama evet, yine de bir emin olalım. Çocuk gelsin. Efendim ben tabii size evladımı biraz da tanıtmak adına da eski bir fotoğrafını getirdim. Efendim yavrumun güzelliğine bir bakın hele. Nasıl iyi kalplidir, melek gibidir yüreği, sözü tatlıdır, her şeyi böyle. Efendim bebek gibi büyüttük. Hep ilgi gösterdik, alaka gösterdik. Hiçbir güzellikten sakınmadık ama... Ne oluyor lan burada? Bir de şu sıfata bakın ya. Devlet memuru gibi çocuk bir ayda at hırsızına döndü. Görenler sokakta kaldırım değiştiriyor. Kendi evladımı eldivenle seviyorum. Kurban olayım, yardımcı olun doktor bey. Anamız babamız bile bize sahip çıkmıyor. Biz doğarken ölmüşüz kardeş. Baba o. Baba o mu? Ya bu çocuğun kütüğü bebekte ya. Baba o. Baba o. Kim bu gebeş kurbağa? Ben doktorum evladım. Sana yardımcı olmak için buradayım. Bir TC'ni söyler misin? 38-74-63-2. Giriş yapıyorum. Eski raporlarını mı inceliyorsunuz? Yok, GBT'sine bakacağım. ne varmış doktor? Birkaç kere çevirmeye yakalanmış. Tipten kaybetmiş. Ama önemli değil, sicili temiz. Şimdi tahlillere bakayım. Sicili temiz tabii. Aa. Ne? Tahliller kötü. Doğru bilgiye düşmanlık artmış. Saygı sevgide düşüş var. Ahlaki değerlerde de düşüş var.
Valla oğlunuzun değerlerine bakıyorum. Değerli hiçbir şey yok. Hadi ya. Ne yapacağız doktor bey? Şimdi birkaç test yapacağız. Otur bakalım evladım şöyle. Nereye oturuyoruz? Buraya oturuyorsun. Otur bakalım evladım. Buraya otur evladım. Evet. Şimdi bir reflekslere bakıyorum. Güzel. Şimdi diğerine bakalım. Gayet iyi. Güzel. Çok iyi. Gayet iyi. Siz de iyisiniz. Güzel. Ben de iyiyim. Evet. Şimdi bir dinleme muayenesi yapalım. Dinleme mi? Evet. Peki efendim. Dinleme muayenesi yapalım. Çıkart yavrum, açabilirsin. Sırtıma mı? Yok, çikotafayını. Çikotafayın müzik uygulamandan dinlediğin şarkılara bakacağım. Önce ağız muayenesi mi yapsaydın doktor? He, bir ağız muayenesi yapalım, evet. Sence ben nasıl birisiyim? Ha? Nasıl birisiyim? Beni gördüğün zaman neler geçiyor aklından söyle bakalım. Tırre, göbeş kurbağa, gözlüğünü dürdüm. Züllük, cıllık, durruk, tamam. Bırrak. Tamam. Ağzı bozuk. Evet, şimdi dinleme muayenesine geçebiliriz. Evet, çıkart telefonu, çıkart yavrum telefonunu. Şunu takalım, bu da kulaklık zaten. Evet. Yalnız bak doktor. Eğer rüzgar sesi duyarsan kalbimdeki boşluktandır. Bana ihanet edenleri kalbimden çıkardım çünkü. Bak bana ihanet dediği de birisi kremalı bisküvisini yemiş. Dinlediğin şarkıcılara şöyle bir bakıyorum da... Erdo, Merdo, Kerdo, Serdo, Fisto, Kisto, Fisto, Astora, Fisto. Tamam yavrum, kapatabilirsin. Sanırım teşhisi koyduk. Sen birazcık otur evladım. Efendim, yalnız biraz erken değil mi? Yani bir de ciğerleri dinleseydik. Hiç gerek yok. Ben bunların ciğerini bilirim. Doktor bey, peki teşhisiniz nedir? Maalesef şüphelerimde haklıymışım. Ay bayılacağım. Bir anne babaya bu nasıl söylenir bilmiyorum ama... lütfen söyleyeceklerim karşısında metin olunuz. Hazırız doktor bey. Oğlunuz... oğlunuz... oğlunuz maalesef DES. Eyvah! DES! Yandık, DES! Ay bayılacağım, DES olmuş çocuk. Kızım ne var bayılacak ya, niye ağlıyorsun? Ya bir dur, DES, biliyor musun ne olduğunu? Doktor bey, DES nedir ya? Dırzo erkek sendromu. Dırzo mu? Evet, dırzo. Oğlunuz tam bir dırzo. Eyvah! Oğlum dırzo oldu. Oğlum dırzo oldu, oğlum dırzo oldu. Dırzo nedir efendim? Nedir dırzo? Son dönemde ortaya çıkan bir davranış bozukluğu hastalığı. Hem lükse hem fakirliğe aynı anda yöneliş. Sosyal çevrede maskülen böyle toksik tavırlar. Tipinin böyle kişinin kendi tipiyle uğraştıkça daha da çirkinleşme gibi durumlarla ortaya çıkabiliyor. Tıpta biz buna dırzo erkek sendromu diyoruz. Yani ne yapacağız doktor bey? Bazı yerli Türkçe rap şarkılarıyla bulaşıyor. Ya evet evet, özellikle bazı yerli Türkçe rap şarkılarındaki dırzoluk gençler arasında hızlı bir şekilde yayılıyor. Ama doktor bey, biz hiçbir zaman evde bunları dinlemeyiz. Yani biz her zaman çok kalite müzik dinleriz. Efendim bu sosyal ortamla ilgili bir konu. Siz dinleseniz de dinlemeseniz de önemli değil. Yani gittiği bir kafede dinlediği bir şarkıdan bulaşabiliyor. Efendim gittiği bir kuaförde, berberde, açık kalan TV kanalından duyduğu bir şarkıyla bulaşabiliyor. Ne yapacağız doktor bey? Önce hastalığın hangi aşamada olduğunu bir tespit edelim. Ona göre bir tedavi yöntemi uygulayacağız. Şöyle aç bakalım evladım. Şöyle açıyoruz. Bakın bakın, görüyor musunuz? Vücuda yayılmaya başlamış. Fiziksel belirtiler kendini göstermeye başlamış. Oo, bayağı yayılmış. Bunlardan başka var mı? Var. Eklem yerlerimde var. Evet. Parmak aralarımda var. Evet. Var, her yerde var. Çok var. Şöyle bakacağım. Kendime de çok bulaştırmadan. Oo.
Bayağı yayılmış. Bu benim tahminimden daha ileri bir seviyede bütün vücudunu kaplamış. Ne yapacağız peki? Bunun tedavisi nedir doktor? Bir odyoterapi uygulayabiliriz. Sesle tedavi. Kaliteli bir müzikle bu dırzo rap şarkılarının bulaştırdığı, böyle iltihaplaştırdığı bölgeyi temizleyeceğiz. Tamam. Evet. Doktor bey, ya bu manda gibi bakıyor boş boş. Ozan, Ozan. Ozan. Çocuğum Ozan, yavrum. Ozan. Ozan, yavrum. Yok. Maalesef hasta tedaviye yanıt vermiyor. Doktor bey. Buyurun. Yani acaba ESGK mı uygulasak? ESGK mı? O nedir efendim? Eşek sudan gelinceye kadar dayak mazsın. Yalnız burada ESGK geçmiyor. Yani dayak falan kesinlikle öyle şeyler yok. Yani hastayı daha da kötüleştiririz. Ama son olarak deneysel bir tedavi yöntemimiz var tabii ki. Aa, nedir efendim? Arkadaşlar getirebilir misiniz acaba? Deneysel. Bu benim bulduğum bir yöntem. Hastamıza kesinlikle iyi bir tedavi uygulayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle ortaya getirin. Evet. Evet, şöyle bırakın. Bu kim ya? Ne bu? Bu kim? Ne oldu baba? Gerçek bir at hırsızı. Evladım, geçebilirsin içeri. Vay sokakların sesi. Tam benim kalemim ha. Hemen geliyorum benim babam. Kim lan bu tırrık? Selam abi. Ben Ozan abi. Nereye basıyoruz? Kime giriyoruz? Kime vuruyoruz abi? Kime vuruyor lan tırrık? Ver bakayım şu zinciri. Ha? Abi bir dakika. Abine başlatma lan tırrık. Anne! Tırrık ayakkabıların da şekil ha. Anne! Ver anne! Onlar. Tamam dur dur bir dakika. Nereye gidiyorsun? Tamam abi veriyorum her şeyi. Al abi al tamam al. Montana da be. Anne söz veriyorum bir daha dinlemeyeceğim böyle şeyler. Söz! Hadi anne! Yine gel baba. Evet. Ne oldu ya öyle içeride? Ha? Oğlum. Ha baba. Yavrum. Anne. Yavrum. Ah benim bir tanem. İşte. Sanki iyi oldu değil evet, mi? Evet. Tedaviye yanıt verdi. Arkadaşlar alabiliriz İsmail Bey'i. Ay evet. Ne değişikmiş. Aa, ay. Gidelim baba. İsmail Bey'i sırf bu tedaviyi uygulayabilmesi için hapishaneden izinli olarak getirtiyorum. Peki doktor bey nasıl cevap verdi tedaviye? Efendim bu dırzolar suçlu kültürünü belalı görünme kimliği üzerinden kendilerini göstermeyi marifet sanıyorlar. Ya. Böyle gerçek suçlularla karşılaştıklarında da panzehir etkisi yaratıyor. Sağ olun doktor bey. Gerçekten teşekkür ederim evet. Doktor bey. Şimdi size... Nasıl tedavimize devam edelim efendim? Şimdi size ben hemen bir reçete yazıyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sabahları aç karnına... Tamam. ...5 kurallı cümle tekrarı alalım. 5 kurallı. Akşamları yatmadan önce Türk halk müziği ve Türk sanat müziğiyle kaliteli bir duygusallık alalım. Ve bir ay sonra tekrar bakalım. Tamam, vallahi çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim? Eğer iyileşmezse sizin de dediğiniz gibi eşek sudan gelinceye kadar döveriz. Tamam, teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim? Adamsın adam! Adamsın mı? Eyvah. Yeter. Bulaşıcı dırzo varyantı bu. Şakesi lan, durruk! Yeter. Aşkım. Yeter ki be, zübük, zübük, ölüm, ölüm. Dırzo varyantı bu. Dırzo varyantı. Kaçalım. Çıktı. Skopu. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Katılırımıza ve de sen de.